Takım oyununa hoş geldiniz. Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maça hakem kararları damga vurdu. Hem bu maçı hem haftanın diğer karşılaşmalarını çok değerli isimlerle birlikte mercek altına alacağız. Abdullah Ercan, Ulaş Özdemir ve Onur Özkan bizlerle birlikte hoş geldiniz. Takım oyununa diyelim. Günün maçlarından alınan sonuçları getirelim. Şimdi ekranlarınıza sevgili seyirciler. Trendyol Süper Lig'de 14. haftada bugün oynanan karşılaşmalar. Antalya Spor 2, Net Global, Sivas Spor 1, Samsun Spor 4, Spey Bodrum Futbol Kulübü 0, Adana Demir Spor 0, Tümosan Konya Spor 1, Rams Başakşehir 4, Göztepe 1 ve Korendon Alanya Spor 2, Trabzonspor 1. Pazar günü saat 16'da Çaykur Rizespor, Bellona Kayseri Spor. Saat 19'da Galatasaray İKS Eyüp Spor maçları var. Pazartesi günü saat 20'de Atakaş Hatay Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarıyla 14. hafta tamamlanmış olacak. 14. haftada Trabzonspor Alanya'daydı. Enteresan bir maç izledik Ulaş Özdemir. Hakemin çokça konuşulduğu bir karşılaşmayı geride bırakıyoruz. Tekniği taktiği konuşarak başlıyoruz ama galiba bugün hakemi konuşarak başlayacağız. Trabzonspor bu akşam kimle oynadı Cüneyt? Alanyaspor'da. Yani ben sanki... Korendon Alanyaspor. Sanki Diyarbakır Spor'la oynamış gibiydi yani. Neden? Yani Yusuf'un atıldığı pozisyon hariç hakem bütün takdir haklarını Alanyaspor'dan yana kullandı. Aslında bütün takdir haklarını demeyelim de yani çok ama çok kötü bir maç yönetti. Şimdi tabi bu şu, ben buraya birkaç not aldım, bir yani hatırladıklarımı yazdım hiç olmazsa. Gaziantep maçında Banza'nın attığı ve iptal edilen gol, hakem Volkan Bayarslan hala maç alamadı değil mi? Aynen. Fenerbahçe maçında Okay'ın attığı ve iptal edilen gol, Beşiktaş maçı hakemi keza Ali Şansalan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı diye çok sert bir eleştiri yaptı hakem ve bu akşam. Şimdi bu diğerlerini bir kenara koyarak özellikle bu akşam çok enteresan bir şey vardı. Yani böyle tam bizim gözümüze hakem soka soka. Yani hem maçın orta hakemi hem aynı zamanda da VAR hakemi. Yani orta hakem Burak Pakkan ve direnç Tunuslu. Şimdi o kadar bariz ve majör hatalar, hata da demeyelim, kasıtlı kararlar vardı ki yani bunu şimdi futbol sahalarında çok yakın bir zamanda görmeye alışık olmadığımız şeyler. Ya Trabzonspor'un kadro planlamasının yanlışlığı, sezon başından bu yana hala bir oyunu ciddi anlamda oturtamaması, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'da karşı ortaya koyduğu oyunun bu maçın hiç olmasa yani belli bir bölümünde yine sahaya yansıdığı ama sonradan Alanya Spor'a momentumun geçtiği, Şenol Hoca'nın yapmış olduğu bazı çok kritik değişikliklerle birlikte hani rakibi çok böyle tam baskı altına alacak yerde oyuncu değişikliklerle beraber oyunun farklı bir yöne doğru gittiği bölümler başka bir konu, bu başka bir konu. Ama asıl etkileyen yer burası zaten. Ya arkadaş, VAR neye müdahale edecek bu ülkede? Bana biri söylesin ya. Hakem, Trabzonspor'u mesela sayılmayan gol. Değil mi? Hiç böyle baktığında sen veya futbol izliyoruz senelerce. Ya hocam futbol oynamış senelerce sahada. Ya arkadaş, böyle bekliyorsun. Top kaleye giriyor, düdük çalıp gol yok diyorsun. Bak bunu bir hakem, bak özellikle söyleyeyim ya, uzatma dakikalarında 2-1 yenilen bir takım Trabzonspor'un dışında başka hiçbir takıma yapamaz bunu. Neden? Çünkü bir yerden talimat almamış, yani bir yerden çok bariz bir şekilde talimat almış ve o cesareti gösterebilmiş ve verdiği karar da yanlış zaten. Yani ortada bir faul pozisyonu yok. Çok cesaretli bir şekilde düdüğü çalıp yok diyorsun yani, yok. Penaltı pozisyonunda ya arkadaş, onun öncesinde çok bariz bir faul var. Hı hı. Oyunu devam ettiriyorsun.
hiç böyle değdi mi değmedi mi tam olarak göremediğimiz, yani değmiş de olabilir, değse de çok böyle seni ikna edecek bir temas değil bu. Ya değmemişse zaten başka bir skandal. Orada da çok net bir şekilde düdüğü çalabiliyorsun. Keza Hüseyin Türkmen'in, Türkmen'e yapılan, Richard'ın yapmış olduğu hareket, kırmızı kart ve önünde olmasına rağmen yine kartına başvurmuyorsun. Sonra Mendy'ye çok saçma sapan bir kart çıkartıyorsun. Sonra Alanya sporlu futbolcu faul yapmamasına rağmen, asıl faulü Vişça'nın yapmış olmasına rağmen sen Alanya sporlu oyuncuya kırmızı kart gösterip oyundan atıyorsun. Bak yani bu hakem, Burak Pakkan dediğimiz hakem, bu maça kadar performans olarak baktığımızda çok bence sırıtmadı ve iyi de gidiyordu. Bak ne olduysa bu maçta oldu Burak Pakkan'a. Şimdi Burak Pakkan kendi vicdanında, bak kendi vicdanında şunu sorgulaması lazım. Ya ben bu akşam ne yaptım? Eğer çocukları da varsa eve gittiği zaman, tamam mı? Bak eve, hepimiz evimize ekmek götürüyoruz. Cüneyt. Doğru. Eve gittiği zaman o çocuklarının yüzüne baktığında bir utanma duygusu olacak mı? Bunu da ayrıca soruyorum. Ve devam ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, o yüzden başta onu söyledim. Bakın Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya buna açık açık siz müsaade ediyorsunuz ya da içeriden büyük bir operasyonun kurbanı olacaksınız yakında. Bak, iki şık var. Bunun ortası yok. Bu siyahla beyaz. Çünkü Hacı Osmanoğlu Trabzonspor Başkanlığı. Bak siz Trabzonspor, evet. Olmuş. Siz Trabzonspor Kulübü Başkanısınız. Başkanlığı yaptınız. Trabzonspor'un kongre üyesisiniz. Ve aynı zamanda kazanmış olduğunuz seçimde alnından öptüğünüz bir Ertuğrul Doğan var. Ve kardeşim dediğiniz. Bak eğer kardeşine burada bir operasyon çekiliyor ve buna müsaade ediyorsan bu çok çok büyük bir ayıp. Ha eğer sen işte ya Diyarbakır Spor'la oynuyorsa imtiyazlarını Diyarbakır Spor'dan yana kullanın, Trabzonspor'dan yana değil deyip de bunun önünü açmışsan kapat. Çünkü burada kimse imtiyaz istemiyor senden. Sağda. Onu ilk başta sen espri yaptın, yanlış anlaşılabilir. Bu sebepten Diyarbakır'la mı oynuyor? Evet. Dedin. Hani Diyarbakırlar alınmasın burada örnek olarak. Yok canım, Sayın zaten başkan o örneği verdiği için. Çok spesifik bir laf ve evet. Diyarbakırlı, Diyarbakır sporlu kardeşlerimiz de bunu anlar zaten. Mevzumuz bu değil. Ya takdir hakkı dediğin şey nedir? Takdir hakkı dediğin şey yine adaletli bir şekilde bunu vereceksin, bu takdir hakkını. Senden Trabzonspor veya başka bir kulüp imtiyaz istemiyor ki. Sağda adam gibi maç yönetsin hakemler. Adaletli yönetsin diye istiyor. Dolayısıyla bu akşam Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve diğer kurul üyelerini eğer görevden almazsa İbrahim Hacı Osmanoğlu, yarın başka şeyler konuşacağız. Ben Sayın Ferhat Gündoğdu'yla yayın öncesinde bir mesaj attım, aradım. Meşgul de açamadı. Geri döndü sağ olsun. İstifa iddiaları var veya görevden alındığınız yönde iddialar var dedim. Yalan habere doymuyor millet, anlayamıyorum. Buradan yani. Sayın Ferhat Gündoğdu'ya ben sesleniyorum. Bu kamera görevin değil mi? Başında yani. Tamam, bu tabii. Ne olması gerekiyor Sayın Ferhat Gündoğdu? Sizin istifa etmeniz için ne olması gerekiyor? Bana bir söyleyin Allah aşkına. Ya siz orada temsili bir, yani sadece makamı temsil eden bir Merkez Hakem Kurulu Başkanısınız. Ya da gerçekten bu organizasyonun en tepesindeki isimsiniz. Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin'le beraber. Bir de orada Trabzonlu bir şey de var. Merkez Hakem Kurulu üyesi de var. Ben hala ne iş yaptığını bilmiyorum orada. Yani dolayısıyla bak bundan sadece bak en fazla mağdur olan takım Trabzonspor Kulübü, ama diğer takımlara da oluyor bu. Az önce içeriye girerken Ağlatlı Çorum Spor maçında da saçma sapan bir şey izledik. Yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Ferhat Gündoğdu, Türk futbolunda daha ne olması gerekiyor sizin bir ekibinizin istifa etmesi için? Ya da Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, ne olması gerekiyor bu MHK'yi sizin görevden almanız için? Söyleyin. Kardeşim dediğiniz bir kulübün başkanının şu anda başkan olduğu bir kulüp, bu açık açık gözümüze sokula sokula bu akşam doğrandı.
kötü oynuyordu, iyi organizasyon yapamadı, yanlış transferler. Bunlar Trabzonspor'un sorunu, sizin değil. Ama sizin hakemleriniz, sizin başında olduğunuz federasyonun hakemlerinin bu akşam yapmış olduğu rezilliğe inşallah kayıtsız kalmazsınız. Enteresan bir akşam yaşıyoruz. Trabzon cephesinden de tepkiler vardı. Bir açıklama da yayınladı Trabzonspor Kulübü. Onu paylaşayım. Sonrasında hem Abdullah Hocam hem Onur'a soracağım. Bu gece yaşananlarla ilgili. Çünkü Ulaş Özdemir de örneği verdi. Alanyaspor cephesinden de tepki var. Trabzonspor cephesinden de tepki var. Şimdi o açıklamaları getirelim ekranlara. Hemen ben de sizlerle paylaşayım. TFF ve MHK yok hükmündedir başlığıyla yapıldı bu açıklamalar. Uzun bir açıklama, tamamını paylaşalım. Bu akşam Alanya'da Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir. Adaletin tecelli etmesi gereken müsabakada alınan kararlarla yalnızca maçın değil, futbolun değerleri de ters yüz edilmiştir. Ancak bu yaşananlar bireysel hatadan ziyade köklü bir sistem sorununun aynasıdır. Trabzonspor Kulübü olarak artık gerçekleri yüksek sesle dile getiriyoruz. Bu çarpık düzen sadece hakemlerin yetersizliklerinden kaynaklanmamaktadır. Kararların arkasındaki yapılar Türk futbolunun temel ilkelerini içe sayan Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'dur. TFF ve MHK Türk futbolunun adaletini sağlama görevini tamamen yitirmiştir. Bu akşam yaşananlar liyakatsizlik, tutarsızlık ve organize çıkar düzeninin ne kadar derinleştiğini bir kez daha göstermiştir. VAR teknolojisi gibi adalet için kullanılan sistemler bugün güç odaklarının oyun alanına dönüşmüştür. Hakem Burak Pakkan'la VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu'nun performansı yalnızca ihmal değil, adaletin sistematik şekilde engellendiğinin kanıtıdır. Bu yapıların tek başına Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun bütünlüğüne zarar verdiği açıktır. Artık çok da söylüyoruz. TFF ve MHK bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Bu kurumlar adaleti sağlamak bir yana Türk futboluna duyulan güvenin tamamen yok etmişlerdir. Trabzonspor olarak alın terimizin böylesine hoyratça harcanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu çare yalnız bugüne değil geleceğe de yöneliktir. Adaletin olmadığı bir düzende düzen diye dayatılan şey yalnızca kaostur. Trabzonspor Türk futbolunda hakkaniyet ve liyakat mücadelesinin bayraktarı olmaya devam edecek. Bu çürümüş yapıyla kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Tüm futbol kamuoyunu bu adaletsizliğe karşı ortak bir irade sergilemeye ve Türk futbolunun hak ettiği şeffaf geleceği inşa etmeye çağırıyoruz. Çünkü futbol yalnızca bir oyun değil, adaletin sahada hayat bulduğu bir meydandır deniliyor Trabzonspor Kulübü'nün açıklamasında. Cüneyt, bir şey daha söyleyecektim ben hocam, müsaade edersiniz. Buyurun. Değerli mevkidaşlarım. Ya VAR neye müdahale edecek Cüneyt? Bak orası yarım kaldı. Ya Sayın Ferhat Gündoğdu, VAR neye müdahale edecek? Siz VAR'ı, bak siz VAR'ı yok ettiniz. Gol oluyor. Trabzonspor gol atıyor. VAR müdahale etmiyor. Hüseyin'in ayağına basıyor Richard. VAR müdahale etmiyor. Ya neye müdahale edecek bu VAR? Allah aşkına. Kendinize göre bir VAR kuralları uydurdunuz. Tamam mı? Ama bu VAR başka takımlarda farklı işliyor. Burada farklı işliyor. Yani bir standardınız yok. Hep Trabzonspor oluyor demiyorum. Başka Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, işte Kayseri'ye, Gaziantep'e, bunlara da oluyor. Yani Allah aşkına bir standardınız yok. Kendinize göre bir standart uydurmuşsunuz. Şunu mu diyorsunuz? Ya Avrupa'da İşte kurallar böyle olabilir ama tırnak içinde biz bize benzeriz. Hayır, siz size benzeyemezsiniz. Futbolun bir ruhu var. Bu ruhu da ortadan kaldırdınız. Futbolun bir kuralları var. Bunları da yok sayıyorsunuz. Ve kendinize göre bir VAR sistemi kurdunuz. Yani orada niye oturuyor mesela Direnç Tunuslioğlu? Ne işi var orada? Yani ceketini mi astı oraya? Yok muydu bu akşam VAR'da? Anlamadım ben. İki pozisyonda da yok. Bu arada Onur, sözü sana verirken son dakikayı da paylaşayım. Bizzat ben aradım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, mesajlaştık. İstifa edeceğim yönündeki haberler doğru değil dedi ama hem Trabzonspor'dan hem de kırmızı kart pozisyonunda Korenon Alanyaspor takımından
tepkiler var. Yani futbolu konuşmak için başladığımız programda yine hakemleri konuşarak başladık. Orada da çok özür dilerim. İkinci sarıyı gösterdiği için değil mi? İkinci sarıdan verdiği için VAR müdahale edemiyor. Yanlış karar. Protokol böyle ama bu. Yani bu protokol Türkiye'ye futbolda özel değil. Tabii. Ne yazık sarı kartlardan kırmızılara müdahale edemiyor VAR ne yazık ki. O ayrı bir tartışma. Ama haksız yere atıyorsun ya oyuncuyu. Tabii. Ya tabii ben de maçı izlerken not aldım bir sürü. Yani maçı konuşuruz, saha içini konuşuruz. Ne güzel teknik adam tercihlerini konuşuruz diye ama hakemler izin vermiyor ki bizim saha içini konuşmamıza. Herhalde sezonun zirve noktalarından bir tanesiydi bu karşılaşma. Türk hakemliği açısından olumsuz anlamda. Şunu söylememiz gerekiyor ki Mustafa Hoca da bizden önceki yayında ifade etti. Ya Türk hakemliği benim hafızamın yettiği hiçbir dönemde zaten sağlıklı bir yapı içinde değildi. Ancak şu an içinde bulunduğumuz noktada bence tarihi bir iflasın içinde Türk hakemliği. Avrupa'da baktığımız zaman saygı gören, UEFA'nın desteklediği, UEFA'nın görev verdiği üst düzey maçlarda hakemimiz yok gibi neredeyse. Geçmiş yıllarda evet Türk hakemliği hep kötü noktadaydı ama en azından birkaç hakem sayabiliyorduk ya. Yani diyebiliyorduk ki evet bu hakemler iyi, bizi Avrupa'da temsil ediyorlar. İşte derbilerde bu hakemleri verebiliriz gönül rahatlığıyla gibisinden 3-4 hakem sayabiliyorduk. Şu an geldiğimiz noktada Türk hakemliği belki de tarihin en kötü konumunda ve bu oluşumun başındaki kişi Ferhat Bey de, Sayın Ferhat Gündoğdu da hala istifa iddialarını yalanlıyor. Medya yalan habere doymuyor diyor. Hakemler de hatalı karar vermeye doymuyor şimdi. Biz ne yapalım yani Sayın Ferhat Bey? Enteresan mı gerçekten? Yani Türkiye'de, Türk futbolunun içinde istifa mekanizması çalışmıyor kesinlikle. Herhalde Sayın Hacı Osmanoğlu'nun kendisini görevden almasını bekliyor diye düşünüyorum. Yoksa başka bir açıklaması yok bu işin. Yani bir Merkez Hakem Komitesi Başkanı bir daha ne zaman istifa edebilir? Hani daha ne olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir hakem düşünün. 4 tane kritik karar var maç içinde. Yani hakemin aslında ihtiyaç duyulacağı, hakemlik yapacağı. Çünkü diğer pozisyonlar zaten 3. lig, bal ligi, amatör lig hakemlerinin bile aslında görüp karar verebileceği, değerlendirebileceği pozisyonlar, maç içindeki doğal aksiyonlar. 4 tane kritik pozisyon var. Yani bir hakemi Süper Lig seviyesinde hakem yapabilecek 4 pozisyon var ve siz 4'ünde yanlış karar veriyorsunuz. Ya o kararları süzmesi için zaten Süper Tabii, Lig seviyesinde. Tabii bu yüzden zaten hani bunu zaten süzemeyenler zaten bal liginde maç evet yönetiyor. Çünkü diğer aksiyonların hepsi doğal aksiyonlar. Hani bizim bile televizyondan izlerken çok rahatlıkla süzebileceğimiz pozisyonlar. Ancak siz bu seviyede hakem olarak 4 kararın 4'ünde de yanlış veriyorsanız bu başka bir şeydir bu. Bence Ulaş Özdemir'in konuşmasında en kilit nokta şu. Şu önemli bence. Hakem başka bir büyük takımın maçında o son saniyede golü iptal edebilir miydi sözü. Bence üzerimize durmamız gereken nokta bu. Yani burada hakemin enteresan bir cesareti var. Enteresan diyorum çünkü tam tanımlayamıyorum bu cesareti. Hı hı. Bir yerden talimat almış. Yani şimdi bunu diyeceğiz. Başka ne diyeceğiz ona? Bilmiyorum. Ben bilmediğim için. Biri cesaretlendirmiş onu. Yani bilen varsa söylesin ama şimdi bu kadar net bir şekilde, bu kadar kendinden emin bir şekilde gözünün önünde uzak kalmadı pozisyona. Önünü başka bir oyuncu kapatmadı. Ve gol olmasını bekledi. Gol olmasını bekledi. Pozisyonu çok iyi süzdü yani. Evet. Gördü, inceledi. Zamanı vardı düşünmek için. Ve ama VAR protokolüne göre gol olmasını beklemek tabii ki, zorunda. Doğrusunu yaptı zaten. Hani şunu demek istiyorum. Düşünmesi için zaman vardı anlamında söylüyorum. Yani hakem bekledi, gördü. Çok iyi yerdeydi bu arada pozisyon açısı itibariyle. Ve hiç tereddütsüz golü iptal etti. Yani bunu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye ya da Beşiktaş'a böyle bir pozisyonda, maçın böyle bir anında hiç hakem yapamaz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu cesaret çok enteresan bir cesaret ve dediğim gibi bence üzerine durulması, araştırılması, konuşulması gereken konu budur diye düşünüyorum. Yoksa hakemin işte penaltı pozisyonunda diyelim bir darbe gördü. VAR niye müdahale etmedi? O ayrı mevzu. Ya da işte kırmızı kart pozisyonunda, Yusuf'un pozisyonunda tam ters görebilmiş olabilir. Ani bir aksiyon var orada. İki oyuncu koşuyor topa gibi. Ama orada korner pozisyonunda gözünün önünde bir aksiyon var. Ve bir bu seviyede bir hakem nasıl ona bu kadar emin şekilde bu kararı verebiliyor? Artı VAR hakemi İranç Hoca nasıl buna seyirci kalabiliyor? Hani sözün bittiği yer denir ya, bence öyle bir noktadayız şu anda. Dediğim gibi böyle bir nokta yaşıyoruz ve Ferhat Bey ısrarla istifa iddialarını yalanlıyor. Ama ben şöyle düşünüyorum, hem bu bilgi hem de tahmin çok uzun süreceğini düşünmüyorum ben Ferhat Gündoğdu döneminin. Yani çünkü artık olay bence bu noktaya geldi diye düşünüyorum. Ya bu çıkmışsa zaten Cüneyt, bu istifa olayı ya da görevden alma muhabbeti artık. Ya yani bunun kaçarı yok bu saatten sonra bence. Ferhat Bey de izliyorsa yapacağı en
onurlu davranış budur. Hayır, İbrahim Bey'e de buradan seslenelim Sayın Başkan'a. Yani eğer görevinde uzun süre kalmak ve vaat ettiği şeyleri gerçekleştirmek istiyorsa bence kendisi açısından da Ferhat Bey'in görevinden alınması sağlıklı bir işlemdir. Çünkü kendi sonunu getirecek mevcut Merkez Hakem Komitesi ve hakemler böyle giderse. Ya bunu görüp hızlı bir aksiyon alması gerekiyor bence İbrahim Bey'in de. Abdullah Hocam, siz sahanın içini evimizden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yani hakemin psikolojisini, oyuncuların neler hissettiğini çok daha iyi biliyorsunuz. Nasıl yorumluyorsunuz bu gece yaşananları? Yani verilen çok enteresan kararlar var. Futbolun ruhuna aykırı olduğu için nasıl yorumluyorsunuz diye soruyorum. Ya tabii 4 tane net hakemin değerlendireceğimiz pozisyon var. Hakem 4'ünde de yanlış karar verdi. Ya bu çok enteresan. Şimdi geçen hafta 5-0 kazanmış Trabzonspor. Burada yine beraberdik. Evet. Onur yoktu. Bunun kıymetli olabilmesi için Alanya'yı beklemek lazım dedik. Orada bir oyunu görelim. Doğru. Trabzonspor fena başlamadı 15 dakika. Golü de buldu. İyi de götürüyor. O ara Richard'ın yaptığı fauller var. Hakem hadi maçın başı, hadi sarı kart göstermesin diye es geçti. Ondan sonra Alanya'nın bir üstünlüğü var. Trabzonspor aleyhine bir penaltı verdi hakem. Ya inanın amatör ligde böyle bir penaltı verilmez. Penaltıdan önce faul var. Hadi orayı geçtim. Ya ne gördün be hocam ya, Allah'ını seviyorsan ne gördün ya? Hadi onu gördü. Hadi temas var ki temas yok. Ya bir var girsin devreye. Hadi o da yok. 1-1 içeri girdik. Ne bekliyoruz? Trabzonspor'dan reaksiyon. İkinci devreyi oyun beklerken tam tersi oluyor. Alanya oyuna hükmediyor. Hakkıyla 2-1 öne geçiyor. 3-1 de yapabilir falan filan. Sonra oyun devam ederken hakem yine çıkıyor piyasaya. Bu sefer diyor ki ya diyor herhalde diyor ben diyor penaltıda diyor yanlış bir şey yaptım. Trabzonspor'un aleyhine penaltı verdim. Dengeleyeyim diyor. Bu sefer Yusuf'u oyundan atıyor. Çocuğun hiçbir nedeni yok. Hocam devre arası zaten ya izliyorlar ya da onları arıyorlar zaten. Ya muhtemelen. Hadi dengeleyeyim diyor onu. Kim arıyor acaba? Bu sefer çocuğu Yusuf'a atıyor. Yusuf sakatlanıyor. Ayağa kalkarken bakıyor diyor ki ya diyor herhalde bana değil diyor. Çocuğu çift sarıdan atıyor. VAR müdahale edemiyor protokole evet. göre. Oyun devam ediyor. Muhtemelen 11-10 oyun oynanacak. Trabzonspor rakip yarı sahada oynayacak. Farklı şeyler kullanacak derken golü buluyor. Türkiye liginde her duran topta olacak bir pozisyonda hakem bu sefer diyor ki faul var diyor. Çekti diyor. Ya o zaman Türkiye liginde duran topları izlersek burada 1000 tane penaltı buluruz. Faul buluruz. Tabii. Şimdi ben 9 sene Trabzonspor'da oynadım. Herhalde şu an söyleyeceğim şeyleri söylemek hakkımdır diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, Türkiye ligini mahvettiniz. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçında genç hakem gönderdiniz. Genç miydi, acemi miydi belli değil. İşte keza bugün Türkiye Süper Ligi'nde hakem kararları nedeniyle 4 büyük içerisinde en çok canı yanan Trabzonspor'dur. Bir yapınız mı var, neyiniz var? Ben size bir şey söyleyeyim. Trabzonspor o kadar büyük bir camiadır ki o yapınızı sizin başınıza yıkar. Dikkatli olun. Maçlarını yönettiğiniz takım Türkiye'de 4. büyük takım, şampiyon olmuş bir takımdır. Maçları doğru yönetin. Kimsenin lehine veya aleyhine yönetmeyin. Marka değerini mahvettiniz Türk futbolunun ya. El birliğiyle mahvettik de sizin payınız bunda en yükseklerdi. Ya bu bırakın oyun oynansın ya. Zaten doğruyu çalamıyorsunuz. Bırakın oyun oynansın kardeşim. Neymiş? Genç hakemmiş. Hata yaparsa bu yapsın. Ya böyle bir mantıkla futbol maçı mı yönetilir? Genç hakemmiş. Ya genç olsun biz de istiyoruz da gelen adam acemi. Onu ne yapacağız? Sonuç itibariyle Trabzonspor bugün
zaten kendisinin bazı sorunları var Trabzonspor'un. Ya bir de buna hakem eklenince hakikaten iş farklı yönlere gitmeye başladı. Yazıktır, günahtır. Ama Trabzonspor'un da oyuncu değişikliklerini 70 dakikadan sonra 10 dakika uzatmayla beraber 30 dakika içerisinde net pozisyonunun olmaması ayrıyeten 10 kişiyken onu konuşacağız zaten. Tabii, ayrıyeten değerlendirilmesi gereken konular yani. Kadro üzerinden de konuşacağız. Ama hakem kararları damgasını vurduğu için gece hakemle başladık. Üstelik Trabzonspor şampiyonlarda oynamıyor o zaman. Neden bu operasyon var? Asıl soru bu zaten. Neden? Yarın Trabzonspor'un da kongresi var. Evet, yarın tek adaylı bir manidir. Başkan ve bu akşam o zaman da yarın aday çıksaydı yani. Tam bu, çıksaydı ayrı yani. Tabii. Demokratik bir yarış nihayetinde. Çıksaydı, çıkmasaydı tartışması da değil. Tek aday. Yani bu akşamla yarını birbirine bağlayabilir miyiz? Bağlanabilir. Bağlanmayabilir. Konumuz o değil. Şimdi hocam güzel bir şey dedi. Dedi ki ya genç hakem gönderiyorsun Fenerbahçe maçına. Ya Trabzonspor sizin laboratuvarınız mı? Her şeyi Trabzonspor üzerinden mi şey yapacaksınız? Değerlendireceksiniz, test edeceksiniz ya da. Ya da sizin MHK'nin pilot şeyi mi bu? Takımı mı? Ya oraya gönderelim genç hakem bir görelim bakalım falan. Bu mu yani? Hadi gönder Galatasaray'a, gönder Fenerbahçe'ye, gönder Beşiktaş'a. Niye hep Trabzonspor üzerinden deniyorsunuz her şeyi? Laboratuvar mı burası? Tabii tüm mesleklerde şey değil midir? Yani kademe kademe gidilmez mi bu işlerde? Örnek veriyorum, bir doktora sen beyin ameliyatını gidip de ilk doktorluk yılında vermezsin herhalde, değil mi? Tabii ki. Yavaş yavaş olur. Ya da bir mühendise en önemli projeni sen teslim etmezsin. Ama enteresan şekilde bizde genç hakem diye ligimizin en önemli maçlarından, belki de tansiyonu en yüksek maçlarından ikisinden bir tanesini genç hakem veriyorsunuz. Yani hakemi de bitiriyorsunuz, maçı da bitiriyorsunuz, her şeyi bitiriyorsunuz. Hani dediğim gibi bunun arkasında tercih hatası, ne bileyim işte düşünülmemiş, yanlış düşünülmüş. Ha, bu kadar masumane ifadeleri kullanmak da istemiyorum açıkçası. Onur, soru şu. Bu hakem, Burak Pakkan dediğimiz hakem, bu maça kadar böyle çok tartışılmayan, iyi de performans ortaya koyan bir hakemken, bu akşam 4 majör hata, çok kritik. Hata dedi, ben kasıt diyorum ona. Nasıl yaptı? Yapamaz, olmaz bu. Bak burada başka bir şey var. Ben bunun altında başka bir şeyler arıyorum. Hani sevgili Yunus Yıldırım var ya, Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atamalarından sorumlu beyefendi. Mesela Trabzon'a gönderdiği Oğuzhan Çakır'ı Trabzon'da değil, git Rize'de kal dedi. Bak Fener... Mustafa Hoca dedi ki ben yıllarca Trabzon'a gidip maç yönettim. Hakemliğim döneminde iyi yönettiğim, zaman zaman formsuz olduğum, kötü yönettiğim maçlar da oldu. Trabzon'da kaldım. Trabzon'dan uçtum. İstanbul'a geri döndüm. Yani böyle bir uygulamayı ben kabul etmiyorum dedi. O da söyledi. Bunu ilk takım... MHK başkanlığı da yapmış. Bunu ilk takım oyunda ben söyledim, biliyorsun. Evet. Senin programda söyledim. Şimdi Fenerbahçe... Bu arada maçtan önce Mustafa Hoca'nın açıklaması yine alışık olunmayan bir biçimde Rivada da... Şey almışlar onu. Bilife alıyorlar. Evet evet. Yani bir yani işte TFF başkanı da herhalde aramış mı yanına. VAR hakemleriyle de görüştürülmüş. Yani çok enteresan işler bunlar. Durdu. Olmaması gereken ama artık şaşırmadığımız konular bunlar. Ya Fenerbahçe takımı son yıllarda çok kritik dönemler hariç, o tartışmalı dönemler. Son yıllarda hep Trabzon'da kalırken Fenerbahçe maçının hakemini kim tanır da Rize'de kalmasını söylüyorsun. Zaten o hakeme sen... Şimdi Fenerli arkadaşlar beni yanlış anlıyorlar. Hayır arkadaşlar, ben başka bir şey söylüyorum. Benim derdim bu hakemin kötü maç yönetmesi olayından ziyade öncesinde bu hakeme zaten sen Rize'de kal diyerek Yunus Yıldırım zaten kafasına oturtuyorsun nasıl maç yönetmesi gerektiğini. Ben onu söylüyorum. Baskı altında hisseder. Öyle ya. Dolayısıyla şimdi bu maçın hakemi buraya kadar iyi bir performans gösterip bu maçta 4 majör hatayı, kasti hatayı yapmasının arkasında başka bir şey var. Yani git orada Trabzonspor'un kazanmamasını sağla. Puan kaybetmesini sağla. Ya bu olur mu? Ben son yıllarda böyle hocam bilmiyorum. Evet. Böyle gözümüze soka soka bir maç izletti bize hakem ya. Olmaz bu yani.
Bak olmaz Cüneyt, sen de yıllardır içindesin, hepimiz çeşitlisin, yıllardır içindeyiz. Bu kadar kör göze parmak sokacak. Bak bu olay var ya, şu bu akşamki iş, bu hakemin belki kariyerini bitirecek. Bak geleceği hakikaten, yani soyadı neydi tam söyleyeyim. Pakkan. Bak pak bir hakem olması gerekirken artık bu akşamdan sonra o iş bitmiştir. Bak bitmiştir söylüyorum. Ben yine çağrıyı yapıyorum. Sayın Federasyon Başkanı ya Ferhat Gündoğdu'nun istifasını alsın ya da görevden alsın. İkisi aynı şey mi oluyor? Birinde Ferhat Bey bırakmış oluyor. Aynı evet. Kapıya çıkıyoruz ama sonuçta. Ama sonuçta gitsin yani. Ve yeni bir MHK ve kimsenin de tartışmayacağı bir şey olsun bu. Türkiye'de. Ya tartışmayacağı ifadesi. Hayaller Paris, gerçekler şey. Keşke San Marino. Olsun. Yapacak bir şey yok. Keşke olsun. San Marino da gruptan çıktı biliyorsun. Evet yani. Tarih lig yükseldi. Biz playoff oynayacağız, onlar çıktı. C'ye mi geldi? O da ayrı bir tartışma. C'ye mi yükseldi? Pişman olacak. C ligine yükseldi. Biraz da yumuşatmış. Bir de adamların kendi kendiyle böyle dalga geçmesi o kadar güzel ki. Yani San Marino hesabını. Niye başardık biz bunu diyorlar. Evet, ne işimiz yani var bizim C ligine? Evet. İlk gol attıkları zamanki şeyi hatırla, tweetlerini falan. Neyse konumuz Türkiye. Değil, dönelim. Yani Türkiye'de de inşallah böyle yumuşak bir futbol iklimi olur diyerek konuya bağlayalım. Bak ama olur. Zor. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Estağfurullah buyurun. İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor Kulübü Başkanı iken hakemlerden en çok ağzı yanan bir insandır. Bak. Hakemlere gösterdiği meşhur tepki de hafızalardadır. Hafızalarda yani siz Avni Anker Stadyumu'nda hakemleri odaya kapattınız. Ve ben gelene kadar oradan çıkmayacaklar dediniz. Bak bu da Türk futbol tarihinde bir ilktir yani. Evet. Hakemleri odaya kilitliye. Bu kadar ağzı yanan, bu kadar dili yanan, bu kadar canı yanan bir insan olarak ya bir de Trabzonspor'a karşı yapılıyor bu. Ve siz buraya adaleti sağlamak üzere geldiniz. Ne yapacağız şimdi? Hatta öyle bir sağlayacağım ki gerekirse Trabzonspor'un hakkı yensin tırnak içinde dediniz. Açtın önünü zaten o lafı dediğin anda bitti. Yok canım, ona istinaden yapılmamıştır bu akşam. Bilmiyorum onu Yunus Yıldırım'la Ahmet Şahin'e sormak lazım. Bu güzel bir örnekti bence Sayın Başkanım. Şunu da söyledi hakemler, onu da bilgisini verelim. Hani benden çekinmeyin dedi tabii, onu. Çok güzel ilk bir geldi, örnekti. Zaten göreve geldiğinde hakemlerle bir toplantı yaptığında şu ifadeyi kullandı. Dört büyüklere karşı cesur olun, ben arkanızdayım dedi. Rahat ama olun cesaretten yani. Kastı... Onlar yanlış anladı. Bu değil yani. Hani cesaretten kastı başka bir şeydi büyük ihtimalle değil mi? Yani... En azından gördüğünüzü çalın demeye getirdi burada Sayın Federasyon Başkanı. Ama hakemler görmediğini çalmaya başlayınca olay başka bir noktaya evrildi. Bir şey söyleyeceğim. Bu VAR'da şu anda yabancı hakem olsaydı şu maçta, şu iki konuya hem Hüseyin'e yapılan, üç hatta Hüseyin'e yapılan kırmızı kart, Yusuf'un haksız yere atılması... Ve Trabzonspor'un attığı gole müdahale eder miydi, etmez mi? Yusuf'a müdahale edemiyor. Edemiyor. Protokol gereği. Çıktın protokolün dışına kardeşim. Kim ne diyecek bana? Ama çift sarık o zaman... Ya oyuncuyu haksız yere atlıyor hocam. Tamam haksız yere attı ama bir de protokol var yani. Evet. Orada o tartışılan çift... bir mevzu zaten. Yani büyük ihtimal ama penaltı ama... pozisyonuyla verilmeyen gole %100 müdahale edildi. Artı Richard'ın Hüseyin'e kırmızı yaptığı kartına. Kırmızı karttan adı hatta penaltı pozisyonunda öncekine de önceki öncekine pozisyonu de. Bence faul var diye çağırıp iptal ettirirdi. Orada da sekansın başına gidilmemesi yani mutlaka evet. Gidilmiştir de ama çok yakın Cüneyt. Tabii yani. Gidilmesi gerekiyor. Aksiyonun başlangıcına yani evet. O sekansın başına gidilmesi gerekiyor. Ya evet onu diyorum yani oraya da gitmedin. Buraya da gitmedin. Nereye o gideceksin? O zaman var bugün yok. İki golü engelleyebilirdi. Ya yoktu da hocam ya. Tabii. Çıkarttı ceketini. Astım. Mikrofonlar var. Astı buraya. Aldı eline çay bardağını. Gitti adam. penaltı tak otomatiğe gitsin diyor yani. Otomatik pilot gibi otomatik var. Otomatik pilot ondan daha akıllı. Yok canım orada kamera var, öyle çayını alıp gidemez de. Ne bileyim ben, neredeydi bu? Cüneyt hani Tunus'a mı gitti bu? Her zaman. Gerçi soyadı Tonus. Tonus. Evet. Tam, yani her Tunus'a zaman gitti. Tam, Tonus'ta Tunus'a mı gitti? Var çok nereye karışıyor bu diyordu. Bugün de hiç karışmadı. Hocam bugün karışmalıydı ama yani ya, bu kararlar. Cüneyt bu VAR protokolü Avrupa'dakiyle aynı mı? Aynı. Ya bizim VAR protokolü Avrupa'dakiyle aynı. Aynı da aynı. Biz FIFA'nın farklı şey. Uygulamada sıkıntı. Ha bir de VAR hakemine para da ödeyecek Futbol Federasyonu bu maçtaki görevinden dolayı. Ne kadar alıyorlar? Oturdu Riva'da, girdi içeriye.
Ya bakarım şimdi kesin konuşayım hemen. Ezbere bilmiyoruz. Var odasında girdiği var oturdu. 150 bin lira vardır yani. İyi bir para. Bizim gibi maçı izledi 90 dakika boyunca. Vardır hocam. O artırdılar şimdi fiyatları. Söyleyeyim hemen olsun. Ama o kadar yüksek değil yani. Vardır. Ya herkesin ya 100 bin liraya yakındır. İşini iyi yapıp kazansın. Tabii tabii. Yani 30 bin civarı bir para alıyor maç başına normal maçta. Var akçe mi? Tabii, fazladır tabii. Onu. Ha, bir de profesyonel oldukları için ekstra zaten maaşları var zaten. Bu maç başına aldıkları bir ücretten bahsediyoruz burada. Şey huzur hakkı. Yani bizim gibi oturdu televizyon önüne maçı izledi. Dediğin gibi çayını kahvesini. Benim gibi izledi maçı gitti, zaten gitti. Başka bir şey yapmadı ki. Ya biz burada çok hakemlerin maça müdahale ettiğini çok konuştuk. Tabii önüne ki. Geçtiğini değil mi? Onu tabii ki. Öğlen programlarında da Cüneyt. Ama bu ilk kez bir maçın katledildiğine şahit olduk. Vara rağmen. Vara rağmen katledildiğine yani, şahit varın olduk. Yani varlığı bu yüzden ortaya çıktı hayır, zaten. Konuşulacak olmasın hiçbir diye. Şey bırakmadı. Değil yani. Mi? Yani böyle maçlar yaşanmasın diye var ortaya çıkarıldı zaten. Hani varın olması tabii. Gereken maç bu maç. Ya Alanya sporlular haklı. Trabzon sporlular haklı. Tabii ki. Yusuf'u atıyorsun oyundan. Visca ayağına basıyor. Yusuf'u çift sarıdan atıyorsun. Var müdahale edemiyor protokole göre. Ya ayarlasan bu kadar denk düşer ya. Hayır, Richard'ı atması gerekirken Richard'ı hiç günah olmayan Yusuf'u attı zaten oyundan. Richard'ı maçın başından itibaren evet, atması çok lazım. Çok faal oynadı. Yani bugün herhalde Türk futbol hakemliğinin en kara gecelerinden bir tanesi. Ne yazık ki öyle. Belki en karası yani. Bir futbolda konuşalım ama her şeye rağmen döneriz bu konulara. Pozisyonlarda aklımızda kalması tekrar hızlı hızlı bakarız da pozisyonlara ama bir kadroyu alalım. Abdullah Hocam'dan bir teknik değerlendirme de alalım hocam. Kalkayım mı? Zahmet olmazsa hocam. Estağfurullah. Hemen orada bize yardımcı olacak çubuğumuz da. Ben de geleyim hocam sizinle birlikte. Sizi böyle alalım. Kadro ekranda. Şimdi geçen haftaya göre oynayan 9 tane oyuncu aynı. 2 tane farklı tercih vardı. Bir tanesi Serkan'ın yerine Malero geldi. Pedro geldi. Sağ bek pozisyonuna. Ki oranın sahibi de zaten Malero. Geçen hocam. Adana Demirspor maçında burada Cihan oynamıştı. Bu tarafta Edin Visca ki hoca maç önü konuşmasında dedi ki arka adalesiyle ilgili bir sıkıntı var Vişka'nın. Gerekliğini duyarsak ikinci devre oyuna sokarız. Öyle de yaptı. Öyle de yaptı. Aslında Trabzonspor maça iyi başladı. Bir ön alan baskısı, kapılan bir top. Sonuçta sezon başından beri yeteneğine çok inandığımız ama performans anlamında çok verim alamadığı Draguş iyi bir vuruşla golü yaptı. Burada oyun devamında beklenti şu. Trabzonspor golü bulmuş. 7 veya 8. dakikaydı herhalde. Daha iyi oynasın. Daha atakları olgunlaştırsın. Yalnız Trabzonspor'un arzu istek konusunda bir sıkıntısı yok. Hatta bu son 2 haftada bayağı yükseldi. Ama kaliteli bir oyun konusunda bir sıkıntısı var. Zaten bu kadroyu tek tek ele aldığımızda şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor Cüneyt. İstekler, arzular tamam. Ama Süper Lig maçında biraz daha oyuna akıl koymak lazım. 20. dakikadan sonra oyun tersine döndü. İyi oynayan bir Trabzonspor, topun arkasına iyi geçen, alan daraltan bir Trabzonspor'dan biraz daha genişleye başlayan Trabzonspor, pozisyon veren ki orada Sami Hoca iyi değişiklikler yaptırdı. Doğru, özellikle Arif'in üzerinden oyun planladı ki İkinci devrenin başında bunu net bir şekilde buradan bir fayda sağladı. Peki Trabzonspor o 20 dakikada oynadığı oyunu niye 90 dakikaya yapıyor? Trabzonspor şöyle çok kırılgan bir takım. Yani bir düzeni 90 dakikaları bırakın bir 45 dakikaya kadar da yayabilen bir takım değil. Hele bunun içine bir de gol yemeyi koyduğun zaman hakikaten orada sıkıntı yaşıyor. Aynı oyun istikrarını sürdüremiyor. Şimdi tabii penaltı konusunu hakemin kararıyla beraber 1-1 olunca ikinci devre Trabzonspor'dan daha iyi bir oyun. Bir reaksiyon bekliyorsunuz ama reaksiyonu gösteren Alanya oldu. Özellikle oyunun bir 45 ile 65-70 dakika arasında bir oyun var. Trabzonspor topu rakip yarı sahaya taşıyamadı Cüneyt. O ara golü buldu Alanya ki Arif'in orada pozisyon hatası var. Maç eksikliğinden de kaynaklanıyor. Bir de Sami Hoca'nın orada düşündüğü plan
çok iyi tuttu. O, özellikle bir 20 dakika buradan çok ciddi atak geliştirdiler. Bunun akabinde Trabzonspor ikinci golü yedi. Tabii ikinci golü yedikten sonra hoca oyuna hamlelere başladı. İşte zaten 45'te Vizca'yı sokmuştu. Onun akabinde golü yedikten sonra çift santrafora çok döndü, Enis'i soktu falan. Ama istediği verimi aldı mı dersen bence almadı. 70. dakika Yusuf'un çift sarıdan atılmasından sonra daha net ataklar geliştirmesini bekliyorduk. Yani boğması lazım. Trabzonspor yani, gibi bir takım yani şampiyonluk yaşamış. Ortanın günümüzde artık orta değil de pasın kalitesinin şuralardan değil de biraz daha rakip avuç çizgisine yakın yerden ve görerek yapılması gereken ortaları Trabzonspor şuralardan yapmaya. Yani biraz karambole gitti iş. Ha, orada bir iki tane pozisyon buldular özellikle duran toplarda. Ve son dakikada işte 90 artı küsürde de verilmeyen net bir gol var. Sonuç itibariyle biz şunu diyorduk. Adana Demirspor galibiyeti her ne kadar Adana Demirspor'un kadro kalitesinin yetersizliğinden de olsa bile bu 5-0'ın kıymetli olabilmesi için bir önemli bir maçtı Alanya maçı. Burada alınacak bir galibiyet haftaya Kasımpaşa maçına daha farklı bakmamızı sağlayacaktı. Ama tabii düşünceyle uygulama çok aynı olmadı. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi ki bence çok önemli. Trabzonspor son 5 maçta 4 tane maç kaybetti. Ve yani bu sezon daha hiç deplasmanda kazanamadı. O da ekstra ve bu çok Trabzonspor tarihinde görülmüş bir şey değil. Bir şey daha var. En az puan topladığı sezon zaten. Bence bir önemli konu daha var Cüneyt. Buyurun hocam. Trabzonspor artık kimle oynarsa oynasın şöyle bir izlenim yaratmaya başladı ki bu çok tehlikeli. Trabzonspor'la eskiden oynayanlar şöyle düşünüyordu. Ya özellikle Avni Aker'de oynarken çok fark yemeden bitsin derken şimdi Trabzonspor'la oynarken biz bu maçı kazanırız diyorlar. Tabii siz de teknik direktörsünüz. Aynen. Trabzon deplasmanına bir puan yazar tekrar. Aynen. Cesaretlendiriyor artık. Bu bence çok tehlikeli. Camia için de çok tehlikeli. Trabzonspor'un büyüklüğü için de çok tehlikeli. Tamam Trabzonspor'un sezon başı kadro planlamasında yanlışlıklar var. Şenol Hoca'nın geldiğinden beri oyun anlamında çok büyük bir katkısı yok. Kadro dışılar var ki ben çok tasvip etmediğim bir şey. Günümüzde bir kadro dışının takıma herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Aksine oyuncuların değerlendirilmesi konusunda zararı olduğunu düşünüyorum. Daha farklı yöntemler var. Onlar kullanılmalıydı. Mesela biraz daha duygusal davranılsa belki o isimlerden biri de Draguş olacaktı. Kadro dışı kalmadı. Bugün golünü attı. Ya ben bu mesela Draguş'un doğru söylüyorsun. Draguş'un gerek yaşı gerek maliyeti o kadro dışı olmasını engelledi bence. Ya i̇yi ki de engellemiş işte hocam. Tabii oyuncuyu yani, kazanıyor gibi duruyor Trabzonspor. Katılıyorum ki bir de kenar oyuncusu eksikliği var. Yani iyiden bakalım ne oldu? Aslında fena değildi 20 dakika Cüneyt. Bir takım görüntüsü, pozisyon vermiyorlardı. Ha biraz daha özellikle topa sahip olma konusunda sıkıntıları vardı. Ama yine atağa etkili çıkıyorlardı. Ama sonuç itibariyle 5 maçta 4 mağlubiyet Trabzonspor gibi bir takıma yakışmıyor. Kesinlikle sayı değil. Buyurun Ulaş Bey sizin kesin hesaplamanız olacak. Yok ben hocama biraz söylediklerin üzerine katkı yapmak. Ben notlarımı alayım sizi böyle alalım o zaman. Hocam bak. Savic nerede? Biraz kenar. Yok. Savic yok. Ha yok. Kadroya bakıyoruz. Savic yok. Dansville yok. Barisic yok. Tamam mı? Ulaş bu Barisic konusu da ayrı bir tuhaflık var. Şöyle bir şey var. Barisic'le ilgili herhangi bir karar alınmışlık yok. Ama oyuncu kadroda yok. Kadroda yok. Ya bu ayrı bir herhalde bir düşünceleri var ama... Hoca tercihi. Yani hoca tercihi de geçen hafta da yoktu. Evet. Şimdi bak. Orta sahada Ozan yok. Okay yok, sakat. Evet. Ve şey de yok. Lüslam da yok. Yani şu anda ana 11'de yok. Geliyorsun sol kanada Orsic kadro dışı. Vakame yok. Vakame yok. Şu anda Draguş oynuyor orada. Geliyorsun sağ kanada... Vizca,
Zaten performans olarak kötü ki oyuna girdikten sonra Trabzon, yani Alanya buradan da çok geldi hocam. Evet. Hiç olmasa Cihan'ın yani Malheiro ile beraber defansif katkısı bilmiyorum. Biraz dinamizmi de iyiydi bence. İyiydi ama şurada işte hani tartıştığımız o penaltı pozisyonunda ya ben, penaltı değil ama. Acemi hareketi evet, değil. Biraz müdahalede şey yaptı, sıkıntılıydı. Onun dışında yani tek santraforlara bakıyorsun şey yok. Umut Bozok yok. Kadro dışı Banza. Yani bu planlamayı sezon başı evet. Yani yaparken Sayın Abdullah Avcı yani nasıl neyi düşünerek yap? Şimdi Savic'in pas oyununu düşünerek. Ama bak Savic'in geri dönmesi bence mümkün değil. Yani dönerse bir maç iki maç daha oynar gider. Vakame keza öyle. Ya bir oynar bir oynamaz. Barisic siz izleyip aldınız değerlendirdiniz. Bugün şurada baktığın zaman scout ekibinin aldığı oyuncular Batagov, Cham, Cihan, Malheiro. Dört oyuncu kadroda bak. Bizzat scout ekibinin aldığı oyuncular. Draguş hocam zaten bilinen bir oyuncu. O yani scouting yapmaya gerek yok onunla ilgili ama Cham, Cihan, Batagov ve Malheiro. Bunlar scout'un aldığı, scout'un onayı verdiği oyuncular. Ama Abdullah Avcı ve teknik emri aldırdığı oyuncular. Batagov yok. Şey yok. Barisic yok. Ozan yok. Lussam yok. Okay yok. Zaten Lussam oyuna girdikten sonra da bence çok kötüydü. Yani evet. Katkı da sağlayamadı. Onu söylemek istedim hocam. Kadro planlaması açısından. Yani esas bundan sonrasını konuşmak lazım. Ne olur? Hocam dün Abdullah Avcı'nın bir dijital platforma verdiği röportajı şey yaptım. Şimdi iki tane hareketli 8. Yani bir tanesini alacaktık dedi, almadı. Ya Trabzonspor orta sahasında net bir yani 8-10 o senin tabirinle biraz da futbol şeyle diye box to box yani hem hücum hem savunma tarafını oynayan bir oyuncuyu almayıp da bak bir tanesini yani ya Okay'ı ya Ozan'dan birinden feragat edip yani oraya bir tane 8 koyabilseydi Trabzonspor işte bugün Şenol Hoca'nın dediği gibi Getson tarzı bir 8 istiyorum. Zaten en büyük problemi o Trabzonspor'un. Orta sahada bir 8'in olmaması. Ya birçok yönden problemi var ama sezon başı o planlamayı yaparak bu kadroya 3 tane aynı özellikle orta saha almak yerine ya içlerine bir tane 8-10 oynayabilecek bir oyuncu katabilselerdi zaten Trabzonspor bugün orta sahada o problemlerin birçoğunu belki de yaşamayacak. Yani şimdi devre arasını... Çünkü oyunun kumandanı yok. Şimdi devre arasını işaret edeceğiz. Muhtemelen Trabzonspor oyuncu almak zorunda. Çünkü bu kadroyla devam ederlerse hem kadro derinliği konusunda eksiklik var hem de kenarda bıraktığınız oyuncular var. Bunların af olması söz konusu değil. O zaman şu kriterler çok önemli. Kesinlikle Trabzonspor kiralık oyuncu almamalı. İster genç olsun ister yaşlı olsun. Aidiyetten dolayı mı hocam? Ya hem aidiyetten hem de gelecek yılın gelecek planlamasına sene, devre evet, arasından başlanmalı. Gelecek sene devam etme açısından. Belki bir buçuk sezonluk bir kiralama olabilir. Çok değerli bir oyuncu bulunabilir belki. Yani maliyeti düşük olursa belki oyuncunun tavrı da burada önemli. Evet. Eğer o da bir çıkış yakalıyorsa düşünülebilir. Onun planlamasını ya, yapmak lazım. Çok iyi bir isimse ise ona açı gelse kiralık olarak alırsın hocam. Yani alınabilir. Ama ona açı ama farklı. Mi? Burada yapabilirliği var, yapmış var. Şimdi Trabzonspor'un bence 4 tane bölgeye eğer iyi oyuncular alabilirse bu oyunu değişebilir. Biraz önce geniş Ulaş'ın, kadroyu da o zaman verelim. Oradan biraz önce daha net görürüz Ulaş'ın acaba. Söylediği gibi. Yo yo bu kadro üzerine yazabilirim. Trabzonspor'un kadrosu da çok eksik değil. Cüneyt bu kadronun üzerine yazabilirim. Yani nerelere ihtiyaç var? Mesela buraya iyi bir tane 8 numara Ulaş'ın söylediği. Banza'nın kiralık olacağını düşünürsek, yarım sezon sonra gideceğini düşünürsek buraya kiralık olmayacak bir santrafor. Senin söylediğin Onaçu tarzı. Evet. Ki o tip santraforlar hep Trabzonspor'da veya Trabzon'da iş yapmış veya Türkiye'de iş yapmış. Türkiye liginde hocam Türkiye bir o santrafor her zaman iş yapar. Yani kim ne derse desin. Buraya geldi. Geniş kadroyu verdik ki hocam hani tamam. Nerelerde eksik var, fazla var görürsün çünkü bazı bölgelerde de fazlalık var hocam. Ya yani şimdi şu bölgeye bakarsak yani burada fazlalık var ya ama bir oyun çıkmıyor. Aynı tip oyuncular. Oyun çıkmıyor. Yani görüntü itibariyle buraya bu iki kanada oynayabilecek özelliğini de söyleyeyim. Hı hı. Gol atabilecek.
Kanat forvet. Bu arada buradan dört isim de kadro dışı hocam. Daha da fazla oyuncu var da. Yani Vakame'den zaten çok verim alacağını düşünmüyoruz bu sene ve gelecek sene de muhtemelen olmayacağını. Orsic zaten kadro dışı. Bu mesela böyle... forvet dedik, orada da Umut. Ve burada Enis Banza var ama. Savic'in durumuna göre de Cüneyt bir tane stoper almak lazım. Yani Batagov'da ısrar etmek gerekiyor. Bugün de bence fena oynamadı ama Batagov'u da çok erken değerlendirmemek lazım. Şöyle ki biraz daha zorlayıcı bir santrafor veya rakip karşısında tam bir net karar vermek lazım. Tamam, bugün topu oyuna iyi soktu, hamleleri fena değildi ama tam ya Batagov budur demek için bir daha iyi bir maçı beklemek lazım. Yani bu 3-4 tane büyük içerisinde bir Galatasaray maçında görmek lazım. O zaman daha net konuşabiliriz. Burada zaten Arif var. Burada fazlalık var. Karar verebilirsiniz. Belki Barış'ı hocam gönderir. Orada transfer Barış'ı var. Milli oyuncu Eren var. Arif boşluk oynuyor. Ben bunu da çok anlamıyorum. Hadi burada performansla alakalı. Yani, o zaman niye Barış'ı çalındı? Trabzonspor'un milli acil, niye faydalanıldı? Acil yani benim eğer bu oyunun belli bir seviyeye ulaşması ve istikrarlı bir hale gelebilmesi için bu bölgelere gelecek sene de bu takımın ilk 11'inde oynayacak veya en kötü kadrosunda bulunacak 4 tane net oyuncu almak lazım. Hocam sezon başı size bu soruyu sorsak dersin yani desem ki ben size hocam Trabzonspor'un ne eksiği var? Derdiniz ki 8 numarası yok. Evet. Stoperi yok. 9 numarası yok, kanat oyuncusu yok. Stoper hala için, yok. Stoper için söylemezdim. Çünkü stoperde 5-6 tane oyuncu vardı. Ama kalite anlamında yani soru işareti. Doğru. Dance soru işaretiydi. Yani orada sıkıntı ama dediğim gibi sezon başı söylediklerimiz aynı geçerli. Tabii. Aslında her şey görünüyordu da ne hikmetse işte planlamayı yapan insanlar o veya bu nedenle doğru planlama yapamamışlar. Doğru yapamadığınız için şimdi bu sıkıntıları çekiyorsunuz. Ya günümüz evet. Futbolun gerçeklerine tamamen ters bir planlama. Yani özellikle merkezde günümüz futboluna ne ihtiyaç var? Dinamizm, çabukluk, sertlik. Trabzonspor'un merkezlerinin hiçbirinde bu özellik yok. Ya şu kadroya Onur, baktığında Onur, şöyle Onur, bir sıkıntı var. Kadroya... Aslında en önemli konu şu. Bir şey diyeceğim. Bu oyuncular transfer edilirken bir uyum da yani bu oyuncu bunu tamamlar. Bu oyuncu yok bununla hocam. Beraber bu uyumda bir oyun çıkar diye planlamamışlar. Demişler ki ya mesela bizde Eren var. Barasic'i de alalım. Boşta bu oyuncu. Ya, düşük maliyetli. Diyorlar ki bonservisi yok. Alalım bulunsun. Öyle değil ama yani planlamak lazım. Sen ne oynayacaksın kardeşim? Atak bir bekleme oynamak istiyorsun. Veya savunmacı bir bekleme oynayacaksın. Veya rakibe göre mi oyun oynayacaksın? Veya stoperlerini neye göre seçeceksin? Yani sen bir tane dengeli stoper, bir tane oyun kurucu mu istiyorsun? Ya bu planlama değil. İşte ondan sonra sen örnek senin Lustram diye bir oyuncu aldın. Evet. Bu oyuncunun nasıl profili olduğunu biliyorsun Glasgow'dan alırken. Dünya biliyor hocam yani tanınmamış bir oyuncu değil ki. Hayır, geçen sezon Glasgow Rangers'ta sezonun oyuncusuydu. Evet. Ya hayır ben... Savic. Sen Savic zaten diyorsun ki böyle gitti. Düşünüyorsun diyorsun ki o zaman... Ya Okay'ı da söylediler. Okay'ı da alalım o zaman. Olmuyor o zaman. Hocam. Burayı alırsan o zaman bura şişiyor. Buralar eksiliyor. Hocam. Oralara oyuncu ya alamıyorsun ya da başka alalım. Bir şeyden dolayı kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsun. Savic Atletico Madrid'de üçlü savunmakta sağında oynuyor. Öyle alalım. Evet. Gelecek sene bu kadroda yani sen güzel bir şeydin. 4 oyuncu alınması lazım devre arasında. Gelecek sezonun kadrosuna yönelikti. Malevra kalır hocam. Kalacak. Kalmalı mı? Kesinlikle kalmalı. Ama onu destekleyecek bir arkasına, Türk oyuncu almak lazım. Evet, yani Serkan. Arkası veya onunla bir rekabete girecek bir oyuncu. Uğurcan zaten kalır. Bu saatten sonra bir yere gitmez. Ben Batagoğ'da kalır diyorum. Burada Bek'te yani Eren ya da Arif onu çok bilmiyorum. Bura benim için soru işareti. Burada Mendy artık buraya oturdu. Bir problem yok. Çam tam olarak Trabzonspor'un 10 numarası olabilir mi? Bence henüz erken ama geliştirilmeye çok çok müsait bir oyuncu. Bir de şu kalabilir. Var hani Beşiktaş'ta yakın zamanda gördüğüm için oradan örneği vereceğim.
Çam'ı bir de daha iyi oyuncularla da görmek lazım. Tabii. Ha, yani iyi futbol, iyi oyuncularla oynanır tabii. Yani Rafa Silva ve Immobile geldikten sonra Jason Fernandez performansının artması gibi. Ya da Rashison. Gibi. Yani gibi. Çam da oraya evrilebilir. Buraya hocam Cihan bence kalabilir. Burada Draguş. Yani performansına göre bakacağız. Ve Trabzonspor'un net bir santrafora ihtiyacı var. Çok net. Her yani. Sezon başında olduğu gibi. Evet, çok net. Ve Trabzonspor bak, burada çok iyi bir santrafor buldu aslında. Onur Cornelius. Bir sezon çok harika bir oyun oynadı. Aynen. Ve ikinci sezon çok erken satıldı. Ve Trabzonspor da bu pivot santraforlar sürekli iş yaptı. İşte belki Füleli'ydi, Charlotte ama fizik kalite olarak rakip stoperleri yerle bir ediyordu. Sonra Cornelius geldi, sonra Önaçu geldi. Önaçu. Anlatabildim mi? Ve bunlardan hep Trabzonspor büyük fayda sağladı. Zaten Banza'da bence konuşulmayan bir problem var. Evet, gol sayısı yeterli Banza'nın baktığımız zaman. İyi gol atmış ama. Dördü penaltı. Baktığım. Oyunun içinde ne kadar var Banza? Sırtı dönük ne kadar takım arkadaşları tabii. Oyuna sokabiliyor? Ki Trabzonspor'un 3. bölge oyunu problemli. Orada topu tutabilecek bir 9'a ihtiyaç var. Hiç yapamıyor mesela Banza. Aslında Trabzonspor'un hem Banza üzerinden sıkıntıları var hem pozisyona girme sıkıntısı var. Tabii. Yani pozisyon üretme konusunda Alanya ile Trabzon bu yani bayağı aşağılarda. Burada 25 tane oyuncu var. Yazılmayan oyuncular var. Poyraz falan. Doğru. Bu 25 oyuncudan en az 15 tanesi gider sezon. Bir 40 saniyelik ara verelim. Devam edeceğiz. Hız kesmeyeceğiz. Kısa bir ara. 40 saniyelik özel reklamımızın ardından takım oyununda tekrar birlikteyiz. Şimdi maç sonrasına gidelim. Bu akşam Kore'nin Alanya Spor, Trabzonspor karşılaşması vardı. Hakem kararlarının konuşulduğu bir maçtı. Bakalım maç sonrası yapılan açıklamalarda neler söylenmiş. Hep birlikte izleyelim. Dönüşte üzerine de konuşacağız maç sonrası açıklamalarına dair. Açıklamalar böyleydi. Döneceğiz tekrar bu maça. Alanya Spor, Trabzonspor maçına ama ekranlarınıza yansıdı. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Çok hızlı gelişmeler yaşıyor. Nedir detay? Başkan Hüseyin Yücel tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirecek. Hem bu sıcak gelişmenin, bu son dakika bilgisinin ayrıntılarını hem de Beşiktaş'ta yaşanan o süreci Furkan Yıldız bize aktaracak. Aspor muhabiri Furkan Yıldız şu anda telefon attığımızda. Furkan Yıldız, iyi geceler. Cüneyt, sen çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum hem size hem de değerli konuklarınızı. Teşekkür ediyorum. Çok yoğun günler yaşanıyor Beşiktaş'ta. Buna en yakın şahit olan kişi sensin kanalımız adına. Seni maçı takip etmek için Macaristan'a gönderdik ama Macaristan'da kulağında telefonla dolaştın. Bir maçı izledin herhalde. Onun dışında sürekli irtibat halindeydik. Çünkü inanılmaz olaylar yaşandı. Takım Macaristan'da maça hazırlanırken, maça çıkarken İstanbul'da neler oldu neler. Sonucunda başkan gitti, teknik direktör gitti. Şimdi yeni teknik direktör arayışı var. Bugün Samet Aybaba'nın açıklamaları gündeme damgasını vurdu ki o açıklamaları uzun uzun biz paylaşacağız ama sen hem süreci özetle, öncelikle de yeni teknik direktör konusu çok merak ediliyor. Bu konuda son durum nedir? Senin istihbaratını, bilgini paylaştık, ekranlara da verdik sıcak gelişme olarak. Detaylar için sözü sana bırakalım. Öncelikle izninizle biraz geriye gitmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ta bu olağanüstü sürecin, saha dışındaki bu sancılı sürecin salı gecesi yapılan açıklamayla beraber başladığını söyleyebiliriz. Hı-hı. Öncelikle Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın görevden alınmasıyla başlayan süreç. Sonrasında Maccabi Tel Aviv mücadelesinde alınan mağlubiyet ve futbol AŞ'deki değişiklikler derken bir anda Beşiktaş'ta Perşembe günü, daha doğrusu özür diliyorum, Cuma günü Hasan Arat'ın yönetim kurulu başkanlığından istifa etmesiyle beraber bir anda Beşiktaş'ta gündem çok daha farklı bir noktaya gelmişti. Biz açıkçası yapmış olduğumuz yayınlarda, paylaşmış olduğumuz, edinmiş olduğumuz istihbaratta da Maccabi Tel Aviv maçından sonraki süreçte aslında Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrılmasının Cuma günü gerçekleşmesini bekliyorduk ki Beşiktaş'ta futbol AŞ'de, o dönem futbol AŞ'de en yetkili isimlerin
Cuma günü bir araya gelmelerindeki ana gündem maddesi aslında Giovanni van Bronckhorst konusuydu. Fakat Cuma günü öğleden sonra Sayın Hasan Arat'ın istifasıyla beraber bir anda Beşiktaş'ta gündem çok daha farklı bir noktaya gelmişti. Ve gelinen noktada biraz belki rötarlı, gecikmeli olsa da bugün Beşiktaş'ta, daha doğrusu geride bıraktığımız gün, cumartesi günü Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrılığı resmiyete dökülmüş oldu. Bundan sonra ne olacak Beşiktaş'ta? Siyah beyazların önünde pazartesi akşamı oynayacağı bir Hatay Spor mücadelesi var. Mersin'de Hatay Spor ve Beşiktaş Süper Lig'de karşı karşıya gelecekler. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz pazar günü Beşiktaş İstanbul'da son antrenmanını yapacak ve öğleden sonra Beşiktaş'ın Mersin yolculuğu başlayacak. Takımın başında Serdar Topraktepe olacak. Bugün Siyah Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada Başkan Hüseyin Yücel'in belirtmiş olduğu gibi şu anda teknik direktörlük makamı koltuğu Beşiktaş'ta vekaleten Serdar Topraktepe'ye emanet edilmiş durumda. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir ufak hatırlatma yapacağım izninizle. Geçtiğimiz sezon yine Mersin'de oynanan Hatay Spor Beşiktaş mücadelesinde de yine geçici olarak takımın başında o karşılaşmada Serdar Topraktepe vardı. Beşiktaş o karşılaşmayı kazanmayı, galip gelmeyi başarmıştı. Tarih belki tekerrürden ibaret gibi olacak ama yine kaderin bir cilvesi Serdar Hoca, Serdar Topraktepe yine geçici olarak bulunduğu bu koltukta Hatay Spor'a konuk olacak siyah beyazlarla birlikte. Teknik direktörlük konusunda Beşiktaş yönetiminin, Başkan Hüseyin Yücel ve ekibinin özellikle 7 Aralık'taki Fenerbahçe derbisi öncesinde hızlı bir şekilde aksiyon almalarını bekliyoruz. Bugün kritik bir gün Beşiktaş açısından çünkü siyah beyazlı takımın kafilenin Mersin yolculuğu var ama İstanbul'da yine Beşiktaş'ta hareketli bir gün yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü Hüseyin Bey, Sayın Başkan Hüseyin Yücel pazar günü içerisinde bulunduğumuz bugün öğleden sonra Sayın Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirecek. İlk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecekler. Daha önce telefonla bir fikir alışverişi yaşandı. Sergen Yalçın cephesinden gelen ilk bilgiler de tecrübeli teknik direktörün şu anda tekrardan Beşiktaş'ta göreve çok da soğuk bakmadığı yönünde. Biz açıkçası az önce ifade ettiğim gibi bu görüşmeden yönetim ve Sergen Yalçın arasında gerçekleşecek olan bu görüşmelerden de kısa süre içerisinde olumlu anlamda bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Burada tabii ki sözleşme noktasında bazı şu an için farklı fikirler olabilir ama en azından iki taraftan da edindiğimiz izlenim bu anlaşma zemininin kısa zaman içerisinde oluşacağı yönünde. Hatay Spor maçının geride kalmasıyla beraber Beşiktaş'ta özellikle salı ve çarşamba günü itibarıyla Sergen Yalçın konusunda da çok daha somut ve çok daha olumlu gelişmelerin yaşanmasını ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü 7 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamasını bekliyoruz. Şu an için teknik direktör konusundaki gündemi en azından bu şekilde özetleyebilirim. Bir sorunuz varsa tabii ki seve seve yanıtlamak isterim. Eğer sorunuz yoksa ben tekrardan sizi bırakayım sözü Cüneyt Şen. Furkan Yıldız var. Ulaş Özdemir'in bir sorusu var. Tabii seni ki. Çok tutmuyorum, çok yoruluyorsun yani. 3-4 gündür Furkan uyku uyumuyor neredeyse. Benim için büyük bir keyif şu anda bu yayına bağlanıyor olmak. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bizim için. Furkan kolay gelsin. Bugün bir yerde Samet Aybaba da teknik adaylar arasında diye bir şey okudum. Bunun bir doğruluk payı var mı? Bir soru daha soracağım ama. Tabii ki. Ulaş abi şöyle söyleyeyim. Çok net bir şekilde aslında bugün Samet Hoca, Samet Aybaba da biraz geri dönüş konusunda kendi adına bazı sinyaller verdi. Aslında tek evet. bir kriteri olduğundan bahsetti. Şu an Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde hali hazırda yönetim kurulu üyeliği görevine devam eden Sayın Kaan Şakul'la aslında nasıl ifade etmek gerekiyor bilmiyorum. Fikir ayrılığı olduğunu zaten çok net bir şekilde Samet Hoca, Samet Aybaba bugün ifade etti basın toplantısında. Kaan Şakul'un görevde bulunduğu takdirde Beşiktaş'ta tekrardan görev almasının mümkün olmadığını söyledi. Fakat burada tek bir kriteri var. Kaan Şakul'un ilerleyen süreçte istifasını sunması. Bu gerçekleştirdiği takdirde Samet Hoca, Samet Aybaba Beşiktaş'ta hangi pozisyonda olursa olsun görev almaya hazır olduğunu söyledi. Bu tabii Samet Aybaba cephesindeki durum. Ama şu anda
benim Beşiktaş'ta mevcut yönetimde Başkan Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere herhangi bir yönetim kurulu üyesinin teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba konusunda herhangi bir düşüncesi yok. Yani ileride zamanla belki Samet Hoca, Samet Aybaba tekrar Beşiktaş'ta görev alabilir ama bunun teknik direktörlük koltuğu için olacağını açıkçası şu an bu saat itibariyle çok da fazla ihtimal vermiyorum Ulaş abi. Samet Aybaba'nın bugün açıkladığı birçok vahim konu var. Yani şimdi bunlarla ilgili mevcut başkan şu anda Hüseyin Yücel bir soruşturma yapacak mı? Ya da Beşiktaş borsaya açık bir şirket, sportif AŞ'si var. Nihayetinde hani bir bağımsız denetçiyi getirtip bugüne kadar yapılan uygulamalarla ilgili bir yol izlenecek mi? Böyle bir durum var mı şu anda sevgili Furkan? Çünkü çok ciddi Samet iddialar bunlar. Samet Aybaba'nın açıklamalarında aslında şöyle bir nokta vardı. Yani Samet Aybaba'ya soruldu bu çünkü. Mevcut Başkan Hüseyin Yücel'in ve diğer yönetim kurulu üyelerinin bu durumlardan haberi yok muydu diye bir soru yöneltildi kendisine. Aslında Samet Aybaba orada belki de çok net bir şekilde bu durumu yanıtlamış oldu. Çünkü bu yaşananlardan mevcut yönetimdeki herkesin haberi olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte Başkan Hüseyin Yücel özelinde Beşiktaş yönetimi herhangi bir aksiyon olacak mı açıkçası? Şu an için çok fazla bu noktada ihtimal vermiyorum. Çünkü bugün Hüseyin Bey akşam saatlerinde, daha doğrusu cumartesi günü akşam saatlerinde bir açıklama yayınladı. Şu an için Beşiktaş yönetimi, yani mevcut yönetim olarak Mayıs ayına kadar gemiyi limana yanaştırmak aslında ana plan bu olduğunu söyledi. Bu konu dışında herhangi bir aksiyon alınmasını beklemiyorum. Şu anda Beşiktaş'ta tek bir hedef var Ulaş abi. Teknik direktör konusunda öncelikle nihayete biraz daha netliğe kavuşturmak. Ondan sonra da Beşiktaş'ın yarıştığı kulvarlarda hedeflerine tekrardan odaklanması, biraz daha kenetlenmesi şu anda hedeflenen durum. Camia içerisinde mevcut Başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyelerinin ana hedefinin, bir numaralı hedefinin hedefler noktasında Beşiktaş'ın tekrardan saha içine odaklanmasını sağlamak olduğunu söyleyebilirim. Peki Furkan, teşekkür ediyoruz. Maç Mersin'de, yarın uçağın var, Mersin'e gideceksin ama yine maçtan çok bu gelişmeler için seni aramaya devam edeceğiz biz. Kolay gelsin. Hiç kolay değil işin. Yoğun günler yaşanıyor. Takip ettiğim Beşiktaş'ta iyi geceler diliyoruz sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Sergen Yalçın'ın dönemi başlayacak mı başlamayacak mı? Önce bir Van Bronckhorst'u uğurlayalım istersen Onur. Birlikte kalkalım. Rica ederim sevgili yönetmenimizden de Van Bronckhorst'un karnesine bir bakalım. Çok ses getirmişti ama gidişinde durum nasıl? Buyur beraber bakalım istersen. Sen de gel, diğer tarafa seni alalım. Van Bronckhorst'un Beşiktaş karnesi ekranlarda. Süper Lig'de 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 21 puan toplamış. Puan ortalaması 1.75. UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti var. Beraberlik yaşamadı. 6 puanla 1.20'lik bir puan ortalaması. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 1 galibiyet, 1 beraberlikle geçmişti turu. Süper Kupa herhalde en büyük başarısı olarak alacağız. Ne dersin? Van Bronckhorst'un gidişi ve Sergen Yalçın'ın gelişi hakkında. Ya, tabii tablo olumsuz bir tablo. Yani 1.75 puan ortalaması sezon başındaki... Hemen hocama da soralım. Hocam 1.75. Yetmez. 2.75. Beşiktaş 2... gibi bir takım için. Hayır, şampiyonluk yarışı için 2.20'leri, 2.30'ları bulmak lazım. Hatta tam daha da arttıralım bence hocam. Eskiden, yani bundan 3-4 yıl evvel diyelim, çok da eskiye gitmeyelim. Galatasaray'ın 2 puan ortalamasıyla bir şampiyonluğu var. 69 puan. Doğru. Ama son iki sezona baktığımız zaman 2.50'leri geçen bir ortalamadan bahsediyoruz. Maç sayısı da fazlalaştı. Tabii onu da tabii eklemek ki lazım. Dolayısıyla 1.75 asla şampiyonluk için yetecek bir puan ortalaması değil. Kaldı ki bu beraberlik ve mağlubiyetlerin birçoğu da aslında son 1-1.5 ay içinde gerçekleşmiş sonuçlar. Doğru. İyi bir başlangıç sezon başında. Süper Kupa çok önemli bir başarı, yani tartışmasız. Çok konuşulacak bir galibiyet. 5-0'lık Galatasaray galibiyeti. Türk futbol tarihine geçmiş her bir galibiyetten bahsediyoruz. Oluşabilecek bir skor değil. Ancak bu başarı Beşiktaş'ı arkasından bir rüzgarla destekledi mi yoksa zarar mı verdi? Bu nokta bence çok kritik bir nokta. Yani valla 5-0'la başlıyorsun. Son maçında grubun sonuncu takımına
galibiyeti puanı olmayan takıma yeniliyorsun. Yani Süper Kupa Makabi maçından sonra. Üstelik farklı duygusal anlamlarında yüklendiği bir maç. Yani çok, o motivasyonda özel bir maç. Anlatılmıştır Fanburon yani Korku. Süper Kupa maçından sonra desek insanlara şöyle bir tablo olacak Kasım ayının ortasında, insanlar gülerdi bize herhalde. Doğru. Ancak o maçın getirdiği rüzgarın ben bugünkü noktada etkili olduğunu düşünüyorum. Yani beklentiyi arttırma konusunda özellikle. Çok yükseltti. Dolayısıyla şu anda Van Bronckhorst belki de bugün Samet Aybaba'nın sözlerinden sonra bunu çıkartabiliriz. Hani bir sıralama yapsak, sorumlu sıralaması, belki de en üstü olmayacak bir insanken en kolay yol seçildi ve hocalı yollar ayrıldı. Şimdi bugün baktığımız noktada Sayın Başkan, yönetim kurulu üyeleri, oradaki profesyoneller, futbolcular, birçok problem yaşanmış. Ancak işin başındaki insan olarak fatura hocaya kesildi. Doğru bir karardı, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani ben hep şundan yanayımdır, istikrar, devamlılık olsun, ama son Makabi maçında da gördük ki artık film kopmuş durumdaydı. Yani oyuncular ve hoca arasında hiçbir iletişim kalmadığını gördük. Ama biz gazeteci olarak iyi araştırdığımız için hoca gelirken kupa oynanmadan önce hocayla böyle bir sezonun yaşanabileceğini öngörüyorduk. Şimdi çünkü çalıştırdığı diğer takımlarda da buna benzer hikayeleri var. Ya yani Rangers Fambro kariyeri olsun. Aslında baktığımız zaman ilk sezon başarılı bir sezon. Avrupa Ligi'nde bir finali var hocanın, ama seriye götürebilecek bir bilançodan bahsediyoruz burada. İnanılır gibi değil. Hocalarımıza da soralım. Ya Abdullah tabii hocam, Sergen Yalçın hamlesi, bir yerli teknik adam profili olarak düşünelim. Tabii ki meslektaşınızı eleştirecek haliniz yok ama. Şöyle bir sezonda doğru mudur Sergen Yalçın hamlesi? Buyurun, biz de yerimize geçelim. Ya tabii doğal adaydır sonuçta Sergen Yalçın. Neden? Çok kısıtlı kadrosuyla şampiyon yapmıştır takımı. Ama tabii Samet Hoca'nın açıklamaların bir bölümü. Belki biraz sonra biz de paylaşacağız, vereceğiz. Paylaşacağız, satır başlarına vereceğiz. Önce bir teknik orada, direktörüne başlayalım. Orada şöyle bir şey diyor Samet Hoca. Ben diyor aslında teklif yapacaktım diyor. Tam teklifi yaparken bana telefon geldi diyor. Ya teklif yap ama çok istiyor gibi yapma diyor. Yani işlerin farklı yerlere gittiği bir ortamda. Ama şimdi tabii Sergen Hoca'ya getirebilmek için bir şeyleri söylemeleri lazım. Bir kere devre arası yapılacak mı transfer? Mayıs ayında Hüseyin Yücel bırakacak mı? Sergen Hoca'ya ne kadar süreli teknik direktörlük teklif edilecek? Bunlar çok önemli konu. Yani başarıyı ve başarısızlığı etkileyecek direkt nedenler. Şimdi bunları bilmek lazım. Tabii Sergen Hoca da muhtemelen bu düşüncelerimizi o da düşünüyordur. Yani başarılı olmak istiyor. Tekrar ben Beşiktaş'ı hadi bu sene olmasa bile seneye şampiyon yapabilir miyim mi? Muhtemelen düşünecektir kendi kariyeri açısından. Ama genel büyük tabloya bakarsan her tarafından çok zor bir durum. Ve Beşiktaş'ın görünüşte yerli hocadan yana, Sergen hocadan yana çok fazla bir arayışa girmesine gerek yok. Ama Onur'un dediği bölümde de şöyle, ya hoca olunca tamam yabancı oyuncular söylerler ama ya saha içine girdiği zaman çok şey unutuluyor. Yani eleştiriler falan yapıyor şu an sosyal medyada ama sonuçta sahaya girdiği zaman unutuluyor veya unutulması lazım. Sonuçta farklı hedefler oluşuyor. Bekleyip göreceğiz ama Beşiktaş'ın şu son 5-6 günde yaşadığı, ya bir büyük kulübün bu kadar çok hızlı olayları yaşaması büyük bir kulüp için bence çok fazla. Doğru. Şimdi sevgili Onur da bahsetti. Beşiktaş'taki o teknik direktör sarmalı diyelim ona. Onunla ilgili de bir çalışmamız var. Ulaş'a da sorayım Sergen Yalçın, ama bir de bu kadar çok teknik direktör değişimi normal mi? Onu da konuşmak lazım ya herhalde. Büyük kulüplerde olur bunlar. Oluyor da, yaşıyoruz, görüyoruz yani futbolumuzun. Genel anlamda baktığında en zayıf yeri hocaya gönderdi. 4-4,5 ay galiba teknik adam başına geçen süre son dönemde Beşiktaş'ta. Hazırladık, hemen paylaşayım. İşte. Abdullah Avcı 27 maç, Sergen Yalçın 79 maç, Önder Karaveli 18 maç, Valerian İsmail 18 maç, Şenol Güneş 41 maç, Burak Yılmaz var arada 5 maç, sonrasında Rıza Hoca geldi biliyorsunuz 7 maç çalıştırdı. Ardından Serdar Topraktepe ile 2 maça çıkıldı. Fernando Santos hamlesi 16 maç sonrasında bitti. Tekrar Serdar Topraktepe 9 maç. Giovanni Van Bronckhorst 20 maç. Serdar Topraktepe ile pazartesi günü
bir yazacağız. Bir kez daha Serdar Topraktepe yazacağız. Yani böyle de bir süreç var Ulaş Özdemir Beşiktaş'ta. Ya şöyle, sonra da altına Sergen Yalçın yazacağız. Kaç maç yazarız? İşte bu sayıya göre, bu tarihlere ve rakamlara göre ona da siz karar verin. Bu kaosu büyük bir figürle aşabilirsin sevgili Cüneyt. Başka aşamazsın. Yani sahanın içini düzeltmesi lazım ki saha dışındaki olaylar çok fazla konuşulmasın. Bu yüzden de yani en mantıklı isim bana göre de Sergen Yalçın. Çünkü Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatmış, eski oyuncusu, taraftarlar tarafından seviliyor. Yani o toparlanmayı Sergen Hoca ile yapabilir mi? Yani yapabilir gibi sanki duruyor şu an. Teknik direktörden bir fazlasına ihtiyacı var değil mi şu an Beşiktaş'ın? Tabii. Yani bir de camiayı bilen, futbolun matematiğini tabii bilen, dengelerini bilen, bir de konuştuğu zaman karşı tarafı da camiayı da ikna edebilecek, oyuncularla diyaloğu iyi olabilecek, o süreci çok böyle oyunculara yansıtmadan yürütebilecek bir organizatör lazım. Sergen Hoca buna uygun bir karakter baktığımızda. Belki son dönemlerde yapmış olduğu yorumlarla hani taraflı tarafsız herkesin kimi zaman beğenisini, kimi zaman tepkisini de alsa, sonuçta Sergen Yalçın yani yadsınamaz bir güçlü bir figür. Ama şimdi Sergen Hoca gelirse, işler de iyi yolunda gitmezse ondan sonra ne olacak? Asıl benim merak ettiğim nokta orası. Çünkü Beşiktaş'ın sevgili Cüneyt, yani Samet Hoca susmayacak belli. Konuştu bugün. Hasan Arat cevap verdi akşam. Diğer taraftan Fikret Orman bir şeyler söylemeye başladı. Baktım pazartesi Ahmet Nur Çebi çıktı sahneye. Anlatabildim mi? Çünkü bu bahsettiğim isimlerin hemen hemen hepsi yani ara ara dönemlerde birbirlerini suçlayıp çok ağır şekilde de itham edip işi başka taraflara çekiyor. Yani Beşiktaş, şimdi ben özellikle hani mevcut başkana bir şey söylemek istemiyorum o anlamda, ama yani güçlü de bir başkan figürüne ihtiyacı var aslında. Yani sadece tek başına teknik adamla bu sürecin çok iyi bir şekilde yönetileceğini düşünmüyorum, ama herhalde kongre Mayıs'ta mı olacak? Şimdi? Mayıs ayında yani, bir kongre. Mayıs'a kadar belli ki Beşiktaş çok sağ dışında enteresan işlere gebe olacak gibi duruyor şu an için. Ama sağ içini ben... Saha sonuçları da... İşte sağ içini Sergen Hoca'nın ben toparlayacağını düşünüyorum. Onur güzel bir şey söyledi. Yani Immobile'yi, Rafa Silva'yı çok eleştiriyor. O zaman eleştirdiği yönlerini güçlendirerek devam edecek. İşte hocam da dedi ya, o maç unutulur var. Ya antrenmana çıkınca unutulur. Yani bunlar profesyonel adamlar. Yani çok özellikle Immobile, Rafa Silva falan. Bilmiyorum, söylemezlerse çok ilgileneceklerini düşünmüyorum. Olabilir tabii. Ama tabii burada mühim olan, yani Beşiktaş 2018'de 24 arasında 11 tane hoca değiştirmiş. Ya bu Serdar Topraktepe'yi saymak gerekir mi orada hocam? Yani ama onun da kupa kazanmış. Orada ve bir antrenör getirmiş. Onun da kupa kazanmış. Kendi içinden çözdü yani nihayetinde. Öyle bakıyorum. Ya ama geçici bir pansuman. Sonuçta bu kadar hocanın yani değiştirildiği bir ortamda istikrarlı bir şey, başarı yakalamak çok kolay değil. Ama tabii burada mühim olan Mayıs'a kadar Beşiktaş'ı netice anlamında işte saha içi sonucu almak gerekiyor. Tabii saha Mayıs'ın beklenmesi doğru bir karar mı? Ama çünkü yani ben bugün Samet Aybaba'nın... Hayır. Hayır, olağanüstü kongre olağanüstü kararı kongre alabilir kongre ama karar yani 5 ay sonra bir daha kongre yapacak. Çünkü şundan söylüyorum. Bugün yani şimdi Samet Aybaba'nın biraz sonra izleriz basın toplantısında söylediklerini. Hani benim mesleki açıdan hiç şahit olmadığım bir basın toplantısıydı. Bilmiyorum, siz daha önce gördünüz mü böyle bir şey? Şimdi, geniş bir özetini hazırladı yani arkadaşlarımız. Onu getireceğiz. Dolayısıyla oradaki açıklamalardan çıkartıyorum bunu. Beşiktaş'ın önceliği teknik adam mı, saha içi sonuçları mı, yoksa yönetimsel problemler mi? Yani Beşiktaş'ta yaşananlar son bir yıl içinde belki de bizim son 30 yılda futbolda konuştuğumuz ne kadar şey varsa hepsi. Ama ve işte bunu, futbol takımlarında saha içini düzeltirsen yönetimsel olarak da düzeliyor bir süre sonra. Düzelmiyor, bence okuyor. Konuşulmuyor. Doğru dedi. Sadece, düzelmiyor ama konuşulmuyor. Evet, doğru. Gömülüyor Cüneyt ama günü geldiğinde olduğu yerden halının çıkartılıyor. Halının altına süpürülüyor onlar bir şekilde sağ sonuçları i̇şte gelince. Ateşle önce söndürmek lazım, sonra yangında ilk kurtarılacaklarla evi boşaltmaya başlamak. Çok kolay iş, aslında işin şey yok yapmak Beşiktaş'ın lazım yani. Cüneyt,
neticeler iyi gelirken olayları çözmek lazım. O bizde olmuyor. Bugün o bizde olmuyor. Ama yani nasıl, o zaman nasıl çözeceğiz? Hocam netice iyi gelirken hocam, sen çıksan desem bunları hain ilan edilirsin ya. Öyle bir nokta da var. Ama bize öbür türlü de neticeler gelmiyor. Bu sefer infial oluyor. Tabii. Değil mi yani? Bu bekleniyor bizde. Ya şöyle, bugün Samet Hoca'nın tabii söylediklerini yorumlayacağız ama. Yani Samet Hoca ayrıldıktan sonra konuşuyor. Niye ayrıldıktan? Ya içerideyken zaten konuşamaz ki. İçerideyken şu olabilir. Yani görürsün, istifa edersin. Evet. Bu olur ancak. Ya da kalıp mücadele edersin. Ya da, belki de Beşiktaş'ın yararı için mücadele edersin. Samet Hoca demiş ki yani kararı verin demiş. Yani resmen demiş ki beni alın görevden demiş. Yani. Ya alın peki, görevden demeyi beklemeden. İzleyelim madem Samet Hoca üzerinden göreceğiz biz konuyu. Getirelim evet, ekranlara bakalım. Samet Aybaba bugün yaptığı basın toplantısında neler söyledi? Bir hatırlayalım, herkes çok iyi biliyor aslında ama bir hatırlayalım, getirelim ekranlara. Samet Aybaba, Beşiktaş'ın sportif direktörüydü, efsane kaptanı, teknik direktörü. Feda döneminde menemen yiyerek takımı neredeyse şampiyon yapıyordu. Ne diyor? Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Satır başlarını çıkardık. Brad Friedel, imparatormuş gibi davrandı. Kaan Şakul ve Başkan Hasan Arat'tan güç alıyordu. Abdullah Hocam, bu normal midir? Brad Friedel, başkan danışmanı, resmi görevi, unvanı bu. Ama sportif direktörün üstünde mi yoksa onunla birlikte mi çalışmalı? Yani normalde yani koordinatör diye geçiyordu Samet Hoca zannedersem. Tabii. Onun altında ama nasıl bir ilişki olduğunu tabii bilmiyorum. Muhtemelen senin söylediğin gibi başkandan destek aldı. Kaan Şakul'la beraber bütün organizasyonlarda var. Evet. Ama tabii istersen devam et de sonra üzerine konuşalım. Devam edelim, ben başlıkları okuyayım. Tamam. Kaan Şakul'u derhal istifaya davet ediyorum dedi Samet Aybaba. Transferler kısmı ilginç. El Musrati ve Muçi için verilen 24 milyon euro bonservis bizi şoke etti. Devam ediyor. Beşiktaş maaşlı elemana komisyon verir mi? Başkan bana da komisyon vermeyi teklif etti. Enteresan. João Mário transferini Kaan Şakul gerçekleştirdi. 7 transferin sözleşmelerinin tamamını kendisi yaptı diyor. Worrell transferine benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapıldı. Bunu paylaştı da sonrasında. Kendisinin raporu da var bu transferle ilgili. Beşiktaş'ta bize mobbing uyguladılar. Kaan Şakul yardımcılarımın scout sistemine giriş şifrelerini bile aldı. Ya onun neler olmuş Beşiktaş'ta? Yani biz de atlamışız bu haberlerin birçoğunu. Ya, gerçi yaptığımızda da taraftardan tepkiyi biz alıyorduk. Tabii. Ama en yetkili ağızlardan biri Samet Aybaba. İşte bu satır başları eşliğinde az önce yayınladık da uzun bir özetini. Bunları söyledi. Çok acayip bir şey. Yani dedim ya, neresinden başlayacağız? Benim 20 yılı neresinde geçti. Neresinde otursan elinde kalıyor zaten. Senin daha eskidir meslekte benden. Geçmişin. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum daha önce. Yani benim şahit olduğum bir şey değil bu. Hani ve kulübün efsanelerinden biri söylüyor bunu. Kesinlikle. O çok önemli. Evet, ve altın doldurarak söylüyor bu arada. Bu takım Beşiktaş'ın efsane kaptanlarındandır. Evet. Yani dışarıdan abi, birisi böyle havada kalan cümleler kurmuyor. Altını doldura doldura belgeleriyle bunu açıklıyor. Evet. Onur, bir şey söyleyeceğim. Tabii ben ki hocam. Ben şu başlıkları düşündüğüm zaman ilk başta ne düşündüm biliyor musun Cüneyt? Sayın Başkan seçimi kazanmak için Samet Aybaba'yı kullanmış. Seçimi kazanmak doğru için. Yani futboldan gelen isimlere Feyyaz Uçar da bunu söyledi. Zaman zaman Sayın Seba'yı bile, rahmetliyi bile kullanılmış. Ama Samet Hoca'yı özellikle camiada çok seven olduğunu ve çok güçlü bir figür olduğu için kullanmış. Tabir yerindeyse belli bir zaman sonra da o kadar yanlış işler yapılmasına rağmen Samet Hoca'nın da Beşiktaşlılık ruhundan dolayı bırakmamış. Ve sonra enteresan kişiler işte Brad Friedel artı Kaan Şakul üzerine Beşiktaş'ta bütün operasyonlar yapılmış. Evet yani hocam çok enteresan, yani şu olayları bir sene içine sığdırabilmek de bir başarıdır aslında. Yani bizim sene bile değil. Tabii 30-40 yılda bizim konuştuğumuz birçok hadisenin tamamını bir yıla sığdırabilmek ciddi başarı. Hatta şöyle söyleyeyim, bundan bir yıl önce Beşiktaş'ı hiç sevmeyen ya da Beşiktaş'a direkt zarar vermek isteyenler kulübün yönetimini ele geçirse ya bir saatten sonra derlerdik duralım arkadaşlar. Yani burası bir 120 yıllık çınar, yapmayalım bu kadarını derlerdi diye düşünüyorum ama durmamışlar. Yani ondan az önce söyledim, Beşiktaş'ın evet saha sonuçları önemli, teknik adam tercihi önemli ama ilk önceliği mi? Bence değil.
Bu basın toplantısının ardından bence mevcut yönetiminin görevde kalması çok hatalı bir karardır. Hı. Beşiktaş'ın acil olarak, çünkü neden bunu söylüyorum? Bu iddiaların arkasındaki isimlerin birçoğu şu an hala kulüpte görevli. Yani çok ciddi iddialar, suçlamalar var burada. Suç var burada işin içinde. Hani sadece hata değil. Şimdi örnek verelim, planlamada yanlış bir oyuncu alınmıştır. Bu hatadır. Fakat Samet Hoca'nın imzasıyla Warhol'a 5 milyon euroluk teklif yapmak, 5 milyon eurodan bahsediyoruz. Ya da Yudoka'yı 2 milyon euroya, 3 milyon euroya alınabiliyorken 2 ay sonra 5 milyon euroya getirmek, bunlar hata değil. Burada başka işler var. Dolayısıyla Beşiktaş'ın önceliği seçimdir. Beşiktaş'ın acil olarak genel kurul kararı alması lazım. Hatta bir ileri götürüyorum. Hani yıllardır konuşanlar var ya, ben çok iyi Beşiktaşlıyım. Eski yöneticiler, eski başkanlar, bunların bir araya gelip toplanıp Beşiktaş'ın sorunlarını ele alıp Beşiktaş'ı en iyi şekilde yönetebilecek liyakatli yönetimi seçmeleri gerekiyor. Beşiktaş şu an uçurumun kenarında. Bu çok net. Ya Onur, bir şey soracağım. Ben bir kulüp çalışanıyım. Kulüpten maaş alıyorum. Maaş alıyorum. Evet. Ayrıyetten başkan bana geliyor, diyor ki bu oyuncuları satabilirsen diyor, ayrıyetten sana komisyon vereceğim diyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Hem ne maaş alıyorum hem kulüpte, bir de komisyon alıyorum. Hem komisyon alacağım ve 47 yıllık bir mazisi olan Samet Aybaba'ya da ya diyor ki sana da verelim. Sana da verelim. Ya bunlar çok ağır ithamlar. Friedel göreve geldiğinde hocam bir görev tanımı vardı. Dediler ki özellikle oyuncu satışında. Evet. Çünkü çok fazla yabancı oyuncusu vardı Beşiktaş'ın, elden çıkarması gerekiyordu. Dediler ki Friedel, senin menajer ağın, kulüp ağın geniş. Sen bu oyuncuları sat bize. Görev tanımı buydu. Ama bir saatten sonra hani imparator kendini zannetti diyor ya hocam. Tesislerde takımın içindeymiş. Hocanın yanında. Takım otobüsüne binmeye kalkmış. Şimdi normalde böyle bir asla görev tanımı yok. Tabii. Ve Ümraniye bir saatten sonra ikiye bölünmüş. Samet Aybaba, onu destekleyen yöneticiler, artı Friedel ve onu destekleyen yöneticiler şeklinde. Hani biz hep gözümüzün önündekini yorumluyoruz ya. Yani diyoruz ki takım niye kötüye gidiyor? İşte hoca yanlış tercih yaptı. Planlama kötüydü. Futbolcular formsuz. Hayır. Perde arkası burası işte Beşiktaş'ta. Yani bir takım bir anda bu kadar çöküşe geçmişse bunun tek sebebi vardır. Tesisler ve soyunma odası. Hocam sen daha iyi bilirsin. Tabii. Yani tesisleri ve soyunma odası sağlıklı bir takımın bu hale gelmesi imkansız. Ümraniye ikiye bölünmüş önce. Ondan sonra takım sahada bölünmüş. Esas bölünme önce orada başlamış. Tabii ki orada başlamış olayın başlangıcı. Bu yazıyı bir daha getirebilir mi arkadaşlar? Satır başlarını sevgili Cüneyt. Çok enteresan satır başları var. Evet. Orada. Kalkayım mı? Lütfen. Geliyor şimdi. Buyurun. Ya hepsi üzerine her satır başına bir program çıkar. İnanılır gibi değil. Bu. Biz ama onu yayınlarda hep altını çizdik değil mi? Evet ve yani kusura bakmasın Beşiktaş taraftarlar, tepki gösterdi bize. Halbuki o anlamda değil yani. Bu iki oyuncuya 24 milyon euro bonservis ödemek yani çok şok edici bir şeydi. O açıklamada biliyorsun Fernando Santos'u da şaşırdığını belirtiyor zaten. Evet. Dolayısıyla burada Samet Hoca ne demek istiyor? Şimdi ben anladığımı söyleyeyim. Ya bu iki transferden de birileri para yemiş diyor. Yani açık açık demese tabii bile onu söylüyor. Ve o ara oyuncu alamıyor Beşiktaş. Devre arasına denk geldi o transfer. Tabii, evet. Tabii. Geçen sezonun devre arasında. Aynen. Evet. Yani benim burada en çok benim burada en çok dikkatimi çeken açıklama o. Diğer taraflar Beşiktaş'ın kendi iç işleyişi. Ama mesela hiyerarşisiyle alakalı konu ama bu bambaşka bir şey. Yudoka'yı transferi de var. Tamam. Yani 3 milyon euro oyuncuyu teklif ediyor menajerler. Hayır deniyor, sonra 5'e alınıyor. Bak, aradaki 2 milyon euro ne oldu? Şimdi buradaki en kilit adam Kaan Şakul. Evet, gözüküyor. Bu El Musrati ve Muçi transferlerinde de Kaan Şakul var mı Onur? Ya, yönetim kurulunun içinde var. Yani muhtemelen o transferlerde de var. Ben bugün hatta sosyal... Şu bankacı geçmişiyle tabii para işlerini iyi bildiği için. Aynen. O yönlendiriyor bu tarz işleri anladığımız. Para işlerini iyi bildiği için yani muhtemelen... Bu da para işi. Bunlar da para işi. Yani çünkü 24 milyon euro iki oyuncuya bonservis ödemek. Yani Türkiye Ligi içine özellikle çok enteresan bir, çok yüksek maliyet. Tabii.
Bir de Worrell transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapıldı diyor. Bence Samet Hoca'nın yapması gereken en doğru şey suç duyurusunda bulunmak. Bence de. Bu işin arkasını bırakmaması gerekiyor. Evet. Çünkü ne olacak bir saatten sonra? Yönetim gidecek. Tabii. Bu insanlar kendi işlerine geri dönecekler. Ya da. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler ve olan Beşiktaş'ın milyon euroları ne olacak? Ya da Beşiktaş'ın bugünkü mevcut başkanı ve yönetimi soruşturma başlatacak. Kesinlikle. Mevcut başkan değişti artık. Hayır. Tabii şu andaki. Hüseyin Bey var. Hasan Bey var. En çok rahatsızlık duyması gereken onlar bu iddialardan. Onların bu işin üstüne gitmesi gerekiyor. Bununla ilgili Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklama yapmadı değil mi? Samet Aybaba'nın açıklamaları. Hayır, kesinlikle hiçbir şey yok. Yapmadıysa o zaman abi. Ama çok çok enteresan. Samet Hoca'nın onay vermediği bütün oyuncuları aldılar. Tebrik ederim. Evet. O zaman Samet Aybaba'yı niye aldılar dediğiniz gibi. Ya, işte bence orada Abdullah Hocam'ın dediği çok doğru. Seçim ya. Sürecinde tabii. Samet Hoca'nın genel hatta kurulda Feyyaz ciddi bir ağırlığı var. Feyyaz Hoca'yı da katabiliriz. İkisine çok ciddi bir ağırlığı var ve ciddi bir oy potansiyeli vardı. Çok ciddi bir şekilde kullanılmışlar gibi duruyor şu anda seçim öncesinde. Feyyaz Uçar bunlara ne diyor mesela? Şu anda sessiz. Her maç sonu çıkıp açıklama yapıyor ya da maç önü maç sonu. Feyyaz. Mesela yarınki maçtan sonra Feyyaz Uçar'ın, Samet Aybaba'nın bu açıklamaları ile ilgili. Bu açıklamalar bir defa Beşiktaş Kulübü'nde deprem etkisi yaratması lazım. Hiç Samet olmadı Hoca, enteresan bir şekilde. Hiçbir şey olmadı. Hasan Arat çıktı akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. O. Onun dışında bir şey yok. Oysa ki çok farklı şeyler söylüyor. Burada çok çok büyük menfaatler elde edilmiş transferler üzerinden diyor Samet Hoca. Ama her maç sonu açıklama yapan Feyyaz Hoca'dan tek bir ifade ben duymadım. Ya da Beşiktaş Kulübü resmi olarak kendi resmi hesaplarından yok, yok. Bunlara bir cevap vermesin. Hüseyin Bey konuştu. Güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz dedi. Bu değil. Yani. Cevap bu değil. Onur, bu konuların üzeri kapatılamaz. Bunlar kesinlikle. Çok ciddi ithamlar. Hocam diyorum ya, suç iddiası var burada. Hani bu şey değil, yanlış karar, planlama suç hatası değil. Değil. Burada yolsuzluk var. Tabii ki her şey var burada şu anda. Suç olsa burada bir yolsuzluk var. Her şey ya, var. Ve organize burada, bir yolsuzluk var. Tabii kişinin yapabileceği bir şey. Bence burada Beşiktaş'ın parasını heba etmişler. Çarçur etmişler. Tamam hocam. Bu... O veya bu. Kimse bilmiyorum ama sonuçta dediğin gibi burada bir çok kuvvetli bir şekilde bir soruşturma yapmak lazım. Bunlar kim? Kim ne yapmış? Beşiktaş'ın denetleme kurulları var burada. Zaten iç dinamikten harekete geçmesi gerekiyor. Ya burada bence divan kurulunda Tevfik Bey'in burada bir şey yapması gerekiyor. Burada bence biraz yani tabir yerindeyse sazı eline hocam, alması lazım. Şu iddialardan rahatsız olmayacak bir Beşiktaşlı olduğunu ben düşünmüyorum. Mümkün değil yani. Kulüp futbolcularına 1,5 aydır ödeme yapamıyor. Hı hı. Böyle ekonomisi olan bir kulübün milyon euroları çöpe atılmış mı yoksa başka yere mi gitmiş? O ayrı bir tartışma, o iddia. Çöpe gitse daha iyi. Tabii orada Samet Hoca gerçekleri bildiği ve doğruları konuştuğu için otomatikman işte diyorlar niye istifa etmediniz? Kolay değil tabii yani istifa etmek. İstifa etse başka şekilde değerlendirecekler. Hasan Arat kaçtı, gitti, şöyle yaptı, böyle yaptı falan diyecekler. Hasan Arat neden istifa etti? Şu an bilemiyor kimse. Yani ilk istifasından bahsediyorsun, son istifasından. Hayır, yani sportif AŞ'den ve futbol AŞ'den istifa etti. Evet, sonra başkanlıktan istifa etti. Sonra başkanlıktan istifa etti. Neden? Mesela buranın da sorgulanması lazım. Mesela bu istifa kararını biraz erken verse genel kurula gidebilecekti Beşiktaş. Yani resmen gidebilecekti. Şu anda 6 aydan az olduğu için gidemiyor. Devam mağlubiyeti sebebiyle diyecektir sorsak kendisi. 2 gün arayla. Yani bir maç mı değiştirdi başkanın kararını? Bu yani öyle olabilecek bir şey değil Cüneyt. Tecrübelerimize dayanarak ben şunu söyleyeceğim. Başkanı istifa ettirdiler. Ama neyin karşılığında? Bunların kapatılması karşılığında mı? Kendisiyle ilgili de çünkü burada muhtemelen bir şeyler var. Olmaz bu yani. Başkandan habersiz olmaz bu işler İmkanı kulüplerde. Başkanın basın toplantısında şöyle enteresan bir ifade var. Beşiktaş kulübü kalkışma yapılacak bir kulüp değildir diyor. Şimdi bir süredir hepimizin kulağına gelen iddialar var. Saatlerinde iki yöneticinin istifa haberi geldi. Yani yönetim devamı içinde... Devamı gelseydi yönetim düşüyordu evet, zaten. Evet yani yönetim içinde kendisinin bu şekilde... Herhalde onu kastetti. Şimdi yönetim içini suçladı değil mi burada? Yani ben direkt onu anladım yani. Tabii. Yani kulübün dışından kimseleri söylemedi. Hasan Arat neden istifa etti? Bu mevcut arkadaşlar neden göreve devam ediyorlar? Asıl soru bu.
enteresan. Herhalde başkan istifa edince aslında yönetim kurulunda istifa eder. Yani. Etik olan da odur değil mi? Tabii. Ve olağanüstü genel kurula gidersen. Yasal evet. olarak belki gidemiyorsun. Bu ayrı bir şey. İstifa ederlerse yani yönetimin sayısı eğer %50'nin altına inerse yönetici sayısı. Direkt zaten genel kurula gidiyorsun otomatik olarak. Bu yapılabilir yani yapılamayacak bir şey değil. Bence de. Ve işin enteresanı dediğiniz gibi az önce bu açıklamalardan sonra ortalığın karışması gerekirken hiçbir açıklama yok. Bir ölüm sessizliği var şu an Beşiktaş'ta. Hani kulüp reflekslerini mi yitirdi? Hani kulübün önde gelen isimleri nerede burada? Eski başkanlar, yöneticiler, akil insanlar kulüp içinde neredeler? Kimse konuşmuyor. Çok enteresan bir şey yani bu tablo. Hani biz mi abartıyoruz? Hayır bence abartmıyoruz. Yok, yani. Abartmıyoruz canım. Yani Samet Hoca zaten söyledi. Biz Samet Hoca'nın söyledikleri üzerinden konuyu yorumluyoruz ama Hasan Arat'ın neden istifa ettiğinin cevabını bulabilirsek bence burada her şey çözülür. Gitti. Çok veda konuşması yaptı. Vedalaştı kulüp çalışanları. Çok basit bir şey değil yani. Rahatsızlığı varmış falan hastaymış. Evet. Varsa geçmiş olsun. Olarak düşündüğümüz tabii için. Allah bir an önce geçmiş olsun. Tabii, kimse sormadı neden bıraktığını basın toplantısında. Aynen. Ya neden bıraktınız ama sayın? Soru almadı o da. Evet. Ben ısrarla sorardım mesela o toplantıda olsaydım. Ve bir hafta 10 gün evvel Sayın Başkan'ın medya mensuplarıyla bir sohbet toplantısı vardı. Orada asla böyle bir gündem yoktu ki kaldı ki hani başkanın vücut dilinden, konuşmalarından çok güçlü bir şekilde koltuğunda oturduğunu hissettik biz. Hani ne değişti 15 günlük süreçte? Tabii o servis de edildi biliyorsun frekansı tabii. verildi. Hani aynen. Ve Brett Friedel'la ilgili eleştirenlere tepki gösterdi. Evet. O Friedel'ı görevden aldı bir hafta sonra başkan. Ya çok enteresan ve karanlık işler bunlar. Hani bunların aydınlatılması gerekiyor bu kulübün geleceği açısından. Bunu da genel kurulda olacak yani seçimli genel kurulda ya delegeler soracak ya mevcut başkan bir bağımsız denetim firmasını çağırtıp bu süreci baştan aşağıya incelettirecek ve suç gördüğü bütün unsurları savcılığa bildirecek ya da Samet Hoca'nın kendisi ki imzam atıldı diyor yani buradan başlatıp o bir suç zaten suç. İnsanı kullanılması resmi bir belge çünkü. Ve bir süre sonra da diyorlar ki İngiliz kulübüne biz hata yaptık teklifi geri çekiyoruz ortaya çıktıktan sonra. Ya Beşiktaş kulübünün her kupadan her galibiyetten daha fazla önceliği bu tablonun aydınlığa çıkarılmasıdır. Tabii. Duruş sahibidir Beşiktaş. Kesinlikle yani herhangi bir kupadan çok daha önemli bu tablonun açıklanması, suçlular varsa eğer ortaya çıkarılması, hesap vermeleri... Bir kez de altını size bunu söyleyen de Samet abi evet, o sıradan biri tabii değil. Tabii ki yani. Ve altını dolduruyor. Çok önemli bir isim söyleyeyim yani ki çok daha fazla. Belgeleriyle dolduruyor. Yani bu dışarıdan birisi isimsiz bir Twitter hesabından yayılmadı bu açıklamalar. Bakın yani Samet Aybaba dediğiniz gibi bir efsaneden bahsediyoruz. İçinden birisi. Canlı yayınladı bütün televizyon tabii ki, kanalları bizden. Belgeleriyle, konuşmalarıyla, şahitleriyle açıkladı hepsini. Samet Hoca birinin tavsiyesiyle kalkıp ben açıklama yaptığını düşünmüyorum. Yok kesinlikle. Tamamen kendi iradesiyle beraber sürecin aslında o bütün karanlığını çok net bir şekilde parlak hale getirdi. Yani bu parlaklığı bu saatten sonra kimse karartamaz. Bence Beşiktaş'ın çok saygıdeğer delegeleri, kesinlikle. Taraftarları, camiası bu sürecin peşini bırakmamalı. Aynen. Bugün bir yola girdi Beşiktaş bence. Yani ya bu günün sonunda bu yoldan devam edilecek ve bu olay aydınlatılacak ya da üstü örtülecek. Evet. İkisinden bir tanesi olacak. Üstü örtülemez. Yani üstü umarım örtülemez. Umarım öyle olmaz. Yok örtülemez yani. Bu saatte özellikle bak şu Muslati ve Muçi transferlerinde söylediği şey Samet Hoca'nın çok büyük. Futbol kamuoyunu merak etti. En büyük para orada çünkü Cüneyt. 24 bak, milyon euro. Bak en büyük Beşiktaş para orada. Tarihinin en pahalı iki transferinden bahsediyoruz burada. Ve bunu biz o gün söylediğimizi hatırla çok yoğun bir tepki almıştık. Ve bugün biri, hani Beşiktaş'ın efsanesi söylüyor. Yetenekli olduğu iddia edilen bir isim. Yani Türkiye'ye gelene kadar hocam duydunuz mu? Takipte edersiniz yakından. Yok. Yani genç oyuncuları. Çok ben böyle, kimsenin duyduğunu da sanmıyorum. Yani onu çok şeyden galiba Legia Varşova'dan mı aldılar? Polonya'dan bir yerden aldılar galiba. Polonya'dan aldılar. Evet. Böyle çok genç olarak çıkış yapacak bilinen bir oyuncu kendi değildi. Kendi ülkesini milli takımına oynuyor. Ermin Suati'yi aksine daha çok biliyorduk. Tabii. Ama onun rakamı da çok göz alıcı yani. 11-12 milyon eurolar çok büyük rakamdı. Hatta
O gün de konuşmuştuk. Yani bu buna gerek var mıydı? Çünkü Beşiktaş'ın hedefi bir sonraki seneydi. Aynen. O gün çok tartışmıştık ama sonuçta Ulaş'ın söylediği gibi 24 milyon euro bonservis bedeli çok ciddi rakam. Yani bunların hep bir türlü aydınlatılması lazım. Kaan Şakulalar görevde mi? Tabii ki görevde. Evet. Brad Friedel de yakında konuşması lazım bence. Bir de onu dinlemek lazım. Brad Friedel basopansı yapacakmış galiba önümüzdeki günlerde. Onu da dinlemek lazım. Tabii dinlemek gerekiyor burada. Herkesi dinlemek tabii. gerekiyor. Tabii tek taraflı yürütmemek lazım. Bir cevap hakkı doğdu sonuçta ona da. Samet Hoca'nın bu açıklamaları sonuçta dikkat çekiciydi. Üzerine konuşulması gereken tabii. açıklamalar. Konuşulacaktır da futbol kamuoyunda. Ama bu konular çözülmezse Cüneyt, bu konular bu yönetimin üzerine yapışır. Hı hı. Yıllarca da konuşulur. Bu yönetim bunlarla ilgili gereğini yapmalı. Aynen. Çünkü büyük bir ihtimalle kongrede de seçilme şansı yüksek. Hüseyin Yücel'i özellikle camiada, taraftarda sayın başkan diyelim artık çok seviyor. Bu biraz sağ sonuçları belirleyecekmiş gibi duruyor. Mayıs'a ya kadar ne olacak? Mutlaka ona da bakılır ama hani güven duyulan bir isim tabii. Ama bundan sonra Beşiktaş... İşte güven duyulabilmesi için bunların karşılığını... Gerekeni yapacaktır. Karşılığının tabii. gereğini yapması lazım. Aynen. Önemli yöneticiler var listesinde. Ve Beşiktaş'ta para veren en önemli kişi Hüseyin Bey'di. Aynen. Hüseyin Bey yani. Transferinde mimarı. Evet. Bu üç tane ses getiren transferin mimarı. Ki devre arasında da yine önemli transferler yapacağı söyleniyordu. Yani bunları eğer bu sorunları çözer, transferleri yapar, Beşiktaş'ta bir düzene girerse şansı da çok olur o zaman. Bir değil mi Mayıs'taki? Hasan Arat'ın karnesine de bakalım. Sayın Başkan görev bıraktı, istifa ettiğini açıkladı. Görevinden ayrıldı. Neler yapmış bir karnesine bakacağız. Sayın Başkanı'nda Hasan Arat'ın Beşiktaş Başkanlığı bir sene sürmedi. 11 ay 26 gün sürdü. 3 Aralık 2023'te başladı. 29 Kasım 2024'te de istifa etti. Bu süreçte ne yaptı? 49 maç, 23 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı. 2 kupa kazandı ama bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa onun döneminde kazanıldı. 4 teknik adamla çalıştı. Rıza Çalınbay, Fernando Santos, Serdar Topraktepe, Giovanni Van Bronckhorst. 12 oyuncu transfer edildi, 25 oyuncu ayrıldı. Toplam harcama 38.15 milyon euro. En pahalı transfer El Musrati 12 milyon euro. Yani bir de bakın Sayın Başkan'ın en çok para harcadığı transfer El Musrati. Böyle bir karneyle veda ediyor Hasan Arat. 2 kupayla tebrik edelim. %45 galibiyet yüzdesi neredeyse. Çok düşük. Çok düşük bir galibiyet yüzdesi. Ya burada bence eleştirilecek konulardan bir tanesi Sayın Başkan gelirken en çok transfer edilen oyuncuların maliyetinden dem vuruyordu. Hı-hı. Hatırlıyorsunuz. Kendisinin harcadığı para yaklaşık 40 milyon euroya yakın yani. 25 oyuncu da gitmiş ama onun döneminde. Yani o bir artı. Ama Beşiktaş giderken oyuncularına da para verdi. Para vermeyi göndermiyor. Ayrılıklar şey yoksa ayrılmıyor zaten. Yani şimdi Brad Friedel getirildi ya, bir de komisyon veriliyor. Bir başarısı yok ki ortada. Aboubakar'ı gönderiyor Beşiktaş Hatayspor'a. 500 bin eurosunu Hatayspor ödüyor. 3 milyon eurosunu Beşiktaş ödüyor. Ya bu ayrılığı ben Beşiktaş'ın de yapardım orada. Beşiktaş'ın ikinci forveti kalmıyor bu arada. Hayır, bu ayrılığı yapmak için... Yani Semih ve Mustafa kusura bakmasana tecrübeli anlamında tabii, tabii diyorum. Tabii tabii yani. İnşallah ikinci forveti yok. Birer Beşiktaş her gönderdiği oyuncu para verip gönderdi. Burada başarı da yok ki yöneticilik anlamında. Yalnız Van Broxton'un üzerinde de yani şu oyuncuyu oynat bunu oynatma gibi baskılar da yapılmış. Mesela Semih'in oynatılmamasıyla alakalı orada da ciddi konular var. Herkes bu Semih'i oynat. Skandal zaten. Efendim? Hocaya öyle bir baskı yapılması skandaldır. Yani Beşiktaş teknik direktörü eğer bunun altında kalıp bu baskıya bir karşılık vermediyse onun da tuhaflığı. İşte verememiş hocam. Ya enteresan ya. Hollandalı teknik direktörler Türkiye'de
çok başarılı olamıyor. Ama dünyada olanlar var hocam. Evet. Liverpool'da bir Hollandalı çalıştı. Ama Türkiye'de diyorum ben. Geçen Frank Rijkaard'ın fotoğrafı vardı. Bize geliyor kötüsü anlamında ben de. Kötüsü de gelmiyor. Frank Rijkaard geldi bu ülkeye. Tabii tabii. Geçen hem fotoğrafı vardı geldi. Gördünüz mü? Evet. Bembeyaz olmuş. Yani yaşlandırdık adam öyle gönderdik buradan yani. Yani o, bu enteresan bir istatistik. Yani o orada oynanan oyunla mı alakalı yoksa Türkiye Ligi'nin oyunu daha mı zor veya oynatmak istediğini oyuncular burada algılamada daha mı geç? Şu olabilir mi? Hani çok düzen insanları hani ikili ilişkilerde, kulüple olan ilişkilerde hani böyle düzenin dışına çıkan durumlara çok alışkın insanlar değiller. Çünkü burada oyundan başka çok şeyle ilgilenmen gerekiyor. O yüzden işte Akdeniz insanları hani diyoruz ya biraz daha burada başarılı oluyor. Bizim kültürümüz daha iyi biliyorlar yakınlar. Ama Hollandalı hocalar adam doğuyor. Doğduğu günden ölene kadar bir düzen içinde yaşıyorlar tamamen. Buraya bir geliyor düzensizlik düzen olmuş. O yüzden ama biraz sorun yaşıyor. Kaos tabii düzendir zaten ya. Bizim düzenimiz zaten kaos aynı. Gerçi kaos antrenörü geliştirir kaos. Ama. Yok yani. Bizim bir de tam tersi oluyor. Hocam milli takımımız da en güzel sonuçları kaos futbol oynadığı dönemde oldu. Tabii en başarılı olduğu dönemde. Milli takımda ayrı bir tartışma konusu. Biz kaosu zaten. Severiz ama. Onlar sevmiyor ama işte. O yüzden adapte olamıyorlar. Bakalım Beşiktaş'ta süreç nasıl işleyecek? Biz haftayı da mercek altına alalım. Çünkü hani bu hafta şampiyonluk adayları takımlarını düşünürsek sadece Trabzonspor oynuyor da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var. Lider Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray'ı konuşacağız, maçı konuşacağız ama bu erteleme pazar pazartesi oynanma mevzu herhalde yarın maçtan sonra daha da fazla konuşulacaktır. Yine gündeme gelecektir. Kesin. Türkiye'de bak işte az önce şimdi Van Bronckhorst'tan oraya gelelim. Bunlar da tartışılıyor. Evet ama çok basit bir şey bu çözümü aslında. Hani bazen bazı konular var hani çözümü zor. Ama mesela bir erteleme noktası insanlar yanlış da anlıyor. Hani şunu demiyorum ben mesela şahsen. Takımlarımız 3 günde bir maç oynamalı. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta bu tempoya alışmak zorundalar. Bu bir bahane değildir teknik adamlarımız açısından. Burada sıkıntı şu sadece. Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok kolay bir çözümü vardı önünde. Fenerbahçe ve Beşiktaş da aynı gün Galatasaray'ı oynatabilse ki öyle bir imkanı var elinde. Böyle bir sorun ortadan kalkacaktı zaten. Ya şu deniyor. Daha önce oynandı. Evet oynandı. Fenerbahçe Hollanda'da maç yaptıktan sonra Sivas maçını oynadı. Doğru ama orada şöyle bir fark var. Milli araya giriyorduk. Dolayısıyla pazar günü oynamak zorundaydı Fenerbahçe. Ama burada bir zorunluluk yok. Yani Futbol Federasyonu çok basit bir hamleyle bu adaletsizliği önleyebilirdi. Bu gündemi yaşamazdık biz bu şekilde. Ama niye yaşıyoruz şu anda? Ya Futbol Federasyonu onu önleseydi Beşiktaş her deplasman dönüşü, Avrupa dönüşü deplasmana gitmezdi. O fikstür olayı zaten ayrı bir konu zaten. Yani. O da çok kolay ayarlanabiliyor biliyorsun. Ya. O parametreye giriyorsun. Aynen. O fikstür çekiminde yapay zekaya onu girdiğin zaman zaten tabii. O parametreyi bunu çözebiliyorsun. Ya bunlar çok kolay işler. Tabii ki futbolda mutlak adalet yok bunu biliyoruz. Ama bu adalet Futbol Federasyonu'nun rahatlıkla sağlayabileceği bir adalet. Bunu da yapamıyoruz. Ve bu saçma gündemle baş başa kalıyoruz. Ulaş Özdemir gülüyor. Futbol Federasyonu bunu konuşmak zorunda bile kalabiliyoruz yani. Bu da gereksiz bir şey aslında. Yani vereceksin ya. Pazartesiye bitecek olay. Sen güzel dedin ya. Yani neresini tutsan elinde kalıyor Cüneyt ya. Kalıyor ama yani. O vallahi kalıyor ya. Yani bu çok daha basit bir şey. Çünkü çok kolay bir şey bunu yapmak ya. Çok onu basit. Doğru söylüyorsun yani. Bunu bile yapamıyoruz. Şey, bunu bile beceremiyoruz yani. Bir bakalım Avrupa dönüşlerine o da var. Yani bu nasıl planlanamıyor? Tabii yayıncı, biz de yayıncı kuruluşuz. Yayıncı açısından bakarsak onlar... Tabii onlar açısından sıkıntı var. Şimdi daha Türkiye Kupası başlayacak. Bir sürü konu var orada Cüneyt. Bakın beraber bakalım Galatasaray'la başlayalım. Onur gel sen de bu işi hakimsin. Beraber bakalım Avrupa dönüşü ne zaman oynamış? Normal midir bunlar? Galatasaray'la başlayalım. 25 Eylül'de PAOK'ta oynamış, 28 Eylül'de Kasımpaşa. 3 Ekim'de deplasmanda Letonya'ya gitmiş, Rigas kolayla oynuyor. 6 Ekim'de 3 gün sonra Alanyaspor'la. Elfsborg'da evinde oynuyor. Beşiktaş derbisine çıkıyor. Beşiktaş deplasmandan geliyor ama. Evet, Lyon deplasmanından gelmişti. 7 Kasım'da Tottenham'la oynuyor. 10 Kasım'da Samsunspor'la, burada da 3 gün var. 28 Kasım Aziz Alkmaar. 1 Kasım değil o zaman. Şey 1 Aralık. 1 Aralık. Sehven yanlış yazılmış. 1 Aralık'ta Eyüpspor.
Ya, yakın mı hocam, etkiler mi? Önce Galatasaray'la başlayalım. Ya çok konu olmaması gerekiyor bile ama. Hocam olmaması gerekiyor da Roddy'yi görmüyor musun? Neler söylüyor? Ya konu 3 günde bir maç değil zaten. Diyorum ya, bunu alışmak zorundayız. Takımlarımız bunu oynamalı. Yani Barcelona, yani Real Madrid deplasmanda oynadı. Öyle ilerlemeye de devam edelim. Tarihle, yani deplasmana gidecekse dönüşte ona göre bir... Tabii o 4 gün olmalı deplasman, evet, dönüşleri. Fenerbahçe'ye bakalım. 28 Eylül San Juan'a. Aynı. 3 gün sonra. 3 gün sonra Antalya'da. İç sahadaydı maç. Trente Bay zaten. Manchester United Bodrum 24-27 Ekim. 7 Kasım'da AZ Alkmaar. 10 Ekim Sivasspor. İşte bu bahsettiğimiz milli ara. Evet. 28 Kasım Slavia Prag. 2 Aralık Gaziantep maçı oynayacak. Evet. Yani pazartesi oynayacak. Ya burada dikkat çeken nokta, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genellikle Avrupa maçlarından sonra iç sahada oynuyor olması. Tabii. Hemen arkanda Beşiktaş var. Ondan sen oku istersen. Yani bu acayip bir tablo tabii Beşiktaş adına yani. İnanılır gibi değil onu. Şurada 4 tane deplasman. Bu normal bir şey değil. Ya bunu ayarlanabilmesi çok kolay bir şey. 5 deplasman Onur. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? Yani niye deplasman yani? 5 deplasman. Şimdi, her Avrupa dönüşü deplasman ya. Her Avrupa dönüşü. Sen bunu yaparsan kafa karıştırırsın. İşte kafalara şeytanları sokuyorsun bu şekilde. Gerek yok böyle bir şeye. Biz yayıncı kuruluşuz. Cüneyt Çen'e çok hakim konuya, biliyor. Bu fikstür ayarlamaları çok basit işler. Tabii. Burada diyorsun ki takımların Avrupa maçları sonrası ayarlarsın. 2 deplasman, 3 iç saha mesela, ya da derbiler tam tersi. Derbiler mesela belirliyorsun. Tabii ki. Haftaları. Hepsini belirleyebiliyorsun burada ama... Bu tablo olabilecek bir iş yani değil. Yani derbi haftaları, yanlış anlaşılmasın. Hangi tabii derbinin nerede oynanacağı? Aynen. Derbi burada Beşiktaş'ı harcamışlar. 6'yı 8, 12 diye veriyorsun. O Beşiktaş'ı net harcamışlar hocam. Ya şimdi bu isyan Beşiktaş az çok önceki işlerle uğraşırken bunu çözememiş bence. Aynen. Bunu biliyorsun, ilk gündeme getiren Aspor oldu. Ender evet, Bey'in evet, programda evet gündeme getirdi. Evet evet, yani sen de getirdin de. Ya burada şu çıkıyor ortaya şimdi sevgili Hasan. Hani kulüp bunu fark edip itiraz etmemiş. Aynen. Televizyoncu olarak fark etti. Evet. Sevgili Hasan Arat, yani sürekli başkanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyoruz, yönetimsel olarak iyi işler yapacak derken bence bu fotoğrafı görememiş yani Sayın Başkan. Bu gerçekten de hani nasıl ayarlanamamış? Ha diyorum ya, bazı şeyler çok karışıktır, karmaşıktır, anlıktır, bunu müdahale edemezsiniz. Ama bu olay günlerce düşünülüyor, tasarlanıyor, hazırlığı yapılıyor, provaları yapılıyor bunun. Ya buna bir yazılım yükleyeceksin ya. Tabii. Yapay zekaya falan da gerek yok. Cüneyt, bu direkt performansı etkiler ama. Yani çok hakkaniyetli bir şey değil. Direkt değil mi hocam? Tabii tabii. Yani direkt performans. Ya şimdi senin rakibin... Galatasaray ve Başakşehir'i deplasman saymayalım hadi. Ama İstanbul. Ha, kağıt üzerinde deplasman ya biraz. Ama deplasman sonuç ederek itibariyle olur tamam mu şimdi? Yok. Yani onlar hani yolculuk yok. Yolculukla gidilmiyor. Yani, yani Maccabi Tel Aviv maçının işte düşün. Onu da deplasmanda oynadı. Tabii. Yani kendi sahasında. Aynen. Normalde bu kendi sahasında. Deplasmandan Macaristan'da oynadı. Hollanda'dan Kayseri'ye, Fransa'dan hadi Fransa'dan geliyorsun. Tabii. Galatasaray'a yakın. Malmö evinde oynadın. Burada da Macaristan'dan hop Mersin'e. Ya bence hava bile farklı ya Macaristan'da, tabii, tabii. Ama kaç dereceydi Maccabi Mersin'de? En az 15 derece sana fark. Sana deplasmanda yani oynattılar. Anlatabildim evet mi? Şu tarihimizde bence böyle bir şey yoktu, böyle bir tablo bizim fikstür tarihimizde diye düşünüyorum. Bir daha bakalım da olmaz. Geriye dönelim, imkansız. Ya ben onu bir tane orada... Peki ben bir şey soracağım. İmkansızdı Caner Erkin'le Beşiktaş oynarken. Görüntülerin ceza alan sonra iptal edildi. Peki ben orada Galatasaray ve Başakşehir'i deplasman saymıyorum. Yani. Galatasaray nasıl deplasman olmaz, olur mu? Hayır, İstanbul. Yolculuk tamam, İstanbul yok ama zor maç. Derbi öncesi. Tabii tamam ki. Deplasman ama yok. Yani mesela Kayseri, Gaziantep, Hatay. Şimdi burada mantık olarak söylediğin doğru. Evet. Tabii ki. Ya doğru, yani Galatasaray, Başakşehir sonuçta deplasman İstanbul'da olsa gidecek. Yani rakibin sahasında oynayacak. Aynen. Ama yani hani İstanbul içi olduğu için orayı çok deplasman saymıyorum ama diğerlerine baktığın zaman da hakikaten enteresan olmuş. Yani muhtemelen federasyon da onu yaparken Onur, Galatasaray ve Başakşehir maçlarını deplasman saymadı. Hayır ya, onu saymasa bile, bak saymasa bile üç deplasman ayrı var. Vallahi düşünmemiş. Ya şu tablonun, şu tablonun şunla normal yani Beşiktaş'a burada büyük haksızlık yapılmış. Tabii ki. Büyük haksızlık. Yani
Bunu belirlesen böyle yapamazsın ya. Yani 5 deplasman tesadüf mü yani? Ya sen bunları saymasan bile 3 deplasman kalıyor geriye. Yine tabii. Adaletsizlik var. Hayır, Galatasaray hiç gitmemiş. Hiç gitmemiş. Evet. Fenerbahçe bir defa gitmiş. Fenerbahçe bir deplasman. Beşiktaş'ın yani daha beş onları deplasman. Değil mi? Galatasaray iki kere gitsin. Fenerbahçe iki tabii. Kere. Beşiktaş iki kere gidince oluyor zaten. Ya biz bir şekilde en basit şeyi bile beceremiyorken bir de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok karmaşık işleri becermesini bekliyoruz. Ulaş Özdemir de diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda neler oluyor? Şu en basit şey ya. Ya ben şeye Cüneyt, yani seninle senelerdir program yapıyoruz. Ben şey de değilim bak. Şimdi adam Fenerbahçe, Beşiktaş yapı var diyor. Tamam mı? Bak yapı var diyor ama ön taraftan çıkıp diyor ki federasyona ve MHK'ye güveniyoruz diyor. Ya federasyona ve MHK'ye güveniyorsan yapı nerede demeyi? Yapı ne abi o zaman? Yani dış güçler mi? Kim bu yapı yani? Ne yapıymış? Öyle ya. Yani kim bunlar abi? Güçlü bir yapı ki belli olmuyor. Hayır, o zaman ortada bir tezatlık var. Yapı kim? Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine ve MHK'ye güveniyorsan o zaman yapı kim? Demek ki ortada bir yapı yok. Ama yapı manipüle eder ya kendini belli etmez belki. Manipüle oluyordur. İşte ben de diyorum dış güçler mi? Ya da biz bir Casper gibi bir hayalet var. Ona mı bir şey yapı diyoruz yani? Bu süreçte 4 Futbol Federasyonu başkanı değişmiş. 8-10 tane MHK başkanı değişmiş. Hani aynı isimler de yok hani. Bak, futbol yönetim. Türkiye Futbol Federasyonu başkanını yiyen yapı MHK. Bir yapı varsa diyorsun. Tabii. Bunu da yiyecek. Tabii bunu da yani. Önceki dönemi kastediyorsun. Hepsi bak bugüne kadar bak bugüne kadar gel böyle bir bak son dönemde. Yani son 7-8 federasyon başkanına bir bak. Bak yiyen sadece Merkez Hakem Kurulu. Yapı bu işte. MHK yapısı. Tabii bak yapı bu. Anlatabildim mi? Ve bu yapının adı da FAY. FAY? Evet. FAY'ın ne olduğunu bilmiyor musun? Bizim fay hattı var ya. Ha, o faydan. O fay hattın. Bir şeyin kısaltılmışı mı diye düşünüyorum. Evet. Fayı biliyorum. Sen söyleyeyim mi? Ferhat, Ahmet, Yunus. Yapı bu. Fay hat. Fay. Tamam mı Cüneyt? Yapı bu. Şu anda mı aklına geldi bu, düşündün mü? Şu anda. Pratik zekalıdır bu. Şimdi yapı bu. Ama sen buna bir yapı var deyip de MHK'ye güveniyoruz diyorsan o zaman yapı sensin. Yapı sensin. Bu arada tabii bu ciddi bir iddia. Söz hakkı doğdu. İsterlerse bağlanabilir. Keşke bağlansalar. Bak keşke bağlansalar. Ben mesela Ferhat Gündoğdu'ya sormak isterim. Vicdanınız rahat mı? Kafanızı yastığa koyduğunuz zaman rahat uyuyor musunuz Ferhat Bey? Medenice sorumuza cevap verdi Ferhat Bey. Onu bir kez daha belirteyim. Bu istifa konusu da ben soru sordum ve anında geri döndü. Keşke her sorumuza cevap verebilse. Değil mi? Bu da medeni bir davranıştır. Hani eleştiriyoruz. Eyvallah. Problem yok. Çizelim. Sevgili Cüneyt sen... Yalan haber dedi çünkü istifa söylentilerini. Yok. Görevimin başındayım. Evet ya bize öyle bir bilgi geldi. Evet. Yani biz de kaynağından doğrulatmış olduk. Sen de güzelce haberci sordun ve kaynağından en doğru bir şey. Ama ben sana söyleyeyim ya bu iş gitmez böyle. Gitmeyecek yani. Biz dönelim futbola hocam. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini verelim. Evet. Sen bize Galatasaray'ı evet, buyurun hocam. Neler yapar onu anlat. Yok. Biraz yeşil sahayı konuşalım. Tamam. Hocam orada Galatasaray Eyüp Spor maçı. Tabii yeşil sahayı konuşacağız ama şimdi ben bunu dedim diye Eyüp Spor'daki eksikler, geçen hafta görülen sarı kartlar ve cezalı duruma düşen oyuncuları da soracaklar. Yine yapı denecek Ulaş Bey. Yani dönüp dolaşıp yapıya da geleceğiz. Bak, kasıtlı olarak kart gören veya sakatlık. Ben demiyorum. Bu tür şeyler oluyor. Yani yapacak bir şey yok Cüneyt. Bizim futbol iklimimiz bu maalesef. İşte dönüp dolaşıp o yapıya da geliyor olay. Geliyor evet ama bu yapı, yapıdır arkadaş. Gidiyor. Neyse biz gelmemeye çalışıyoruz. Yapı merkez hakem. Buyurun Abdullah hocam. Ne dersiniz 11 için? Buradan mı şey yap? Buradan. Ya, yanına giderseniz hocam. Daha tamam. Güzel anlıyoruz hocam. Evet, estağfurullah. Bir şimdi, teknik direktör böyle maç öncesi toplantısına katılmış gibi hissediyoruz. O daha farklı çünkü. Oluyor ama. Şimdi orada tabii, tercümanlar araya giriyor. Çok uzuyor hocam. Bizde kısa oldu. Şimdi son ağzı. Doğru an bir bu mudur? Şöyle bir ya genelde size. Bizim verdiğimiz muhtemeler doğruya yakın çıkıyor. Öncelikle evet. Onu söyleyeyim. Şimdi AZ maçında
gelerek oradan da konuşalım, gelelim. Ben bir Barış'ı aradım hocam, bu hafta nerede oynuyor diye. Sağ o, taraftaymış. Cüneyt, o Barış konusunda da hakikaten artık bir karar vermek lazım. Neden karar vermek lazım? Bu kadar pozisyon değişikliği oyuncunun performansını direkt etkilemeye başladı. Hocam, Barış'ın yeri normalde neresi? Barış'ın yeri normal. Net olarak. Normalde. Oyuncunun yerini bir an unuttum sen sorunca. Bana normalde. Bile bence forvet arkası. Yok, bence kenar. Ama üçlünün kenarı mı, dörtlünün kenarı mı, orası tartışılır. Bence yani bence arkası. Barış sağ ön veya sol ön oynamalı. Sağ Barış, ön veya sol ön. Yani dörtlü bir savunmada. Ya kanat beki gibi mi hocam diyorsun? Yok yok, yok. Kanat forvet gibi. Ön yani. Eski tabirle sol açık, sağ açık diyelim. Bir takımda forvet oynuyor, Galatasaray'da yani sol bek oynuyor. 4-3'te diyelim. Nereye koyacağım Barış'ı? Eğer böyle bir düziliş düşünüyorsa Barış'ın yeri orası normal. O zaman kanat bek pozisyonunda olmuyor mu hocam? Ama burada, tabii, bu dizilişte. Bu diziliş için hocam bunu, dörtlüde diyor. Sen şeyini yani orijin mevkisini sorduğun için cevap veriyorum. Tamam ama bana kalırsa Barış forvet arkası çok net bir oyuncu olabilir. Ya şuralarda mı? Evet. Bence burayı çözemez Barış. Daha önde. Çünkü hocam, Barış'ın en büyük sıkıntısı kapalı savunmalarda onu, o oyunu bilen ya bilmiyor. Çünkü Barış alan oyuncusu. Hocam ama oynuyordu. Hayır, Barış direkt santrafor oynuyordu. Çok iyi de oynamıyordu. Barış direkt santrafor oynuyordu. Hocam Barış'ın en büyük... Orada ısrar etse Onur belki olacaktı. Ya ama Barış'ın en net özelliğini temposu, dinamizmi, fizik gücü değil mi? Bence yani şu anki pozisyonu onu daha rahat sergileyebileceği pozisyon. Ya orada şöyle Onur, şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Burada bence biraz ikilemde kalıyor. Oynamaya çalışıyor ama katkı anlamında %100 katkı alıyor mu Okan Hoca şu bence anda? Değil. Bence değil. Yani Barış'ı eğer işte soruyorsanız buraya bir tane daha sağa veya sola bek koyup ya öne ya da bu öne kullanmak lazım Barış. Ben öyle görüyorum. Yani Ulaş'ın sordu, orijin bu oyuncunun mevki nedir diye sorduğunda benim düşüncem bu. Şimdi tabii yarınki oyunu değerlendirebilmemiz için önce bir AZ'ye bakalım. AZ maçında ne oldu? Aslında AZ maçında yine arkada bir üçlü var. Orada merkezde Nelson oynadı ki çok hata yaptı. Ki orada Nelson'un oyuncu profili merkezde oynamaya çok yatkın değildi. Bence Okan Hoca ikinci devre değişiklik yapma sebebi de bununla alakalı. Burada Yunus oynadı. Burada Yunus oynadı. Salah şeydi, kullanamıyordu. Burada Barış oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız orada Okan Hoca Batshuayi Osimhen ikilisini çift santrofor, çift santrofor gibi kullandı. Arkada Mertens'i kullandı. Biz o gün öğlenliğin yayındaydık. Şöyle bir şey söylemiştim ben. Osimhen Batshuayi ile oynadığınız zaman belki plan şu olabilir. AZ'nin savunma bloğu geriden oyun kurarken çok pas hatası yapıyor. Onu değerlendirme olabilir ama böyle kullandığınız zaman hem yedek kulübesinden, santrofordan eksiliyorsunuz. Hem bunu kabul etmek lazım. Bazı oyuncuların profilleri var. Mesela sonradan girdiği zaman daha etkili oluyor. Batshuayi sanki böyle bir oyuncuya evrilmeye başladı. Kesinlikle. Fenerbahçe'de de öyleydi hocam. Doğru. Siz o zaman, sizin ama antrenör olarak amacınız nedir? Oyuncudan en büyük katkıyı almak. O zaman ben o zaman demiştim ki buraya bir oyuncu tercih edilip Yunus'la Mertens'i böyle oynatmak ki bence yarın böyle başlayacak. Hı hı. Bu diziliş Galatasaray oyununa daha uygun gibi geliyor. Tabii Türkiye Ligi olduğu için Salah'ı kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi, bence en önemli konulardan bir tanesi, o gün maçın başında 20 dakikalık bölümde Galatasaray çok geçiş yedi. Yani geçiş yemesinin sebebi bu oyuncuları da gönderdiğiniz zaman, çünkü Galatasaray bu oyuncuları çok bek olarak kullanmak istemiyor. Bunlar o zaten oyuncu profillerine bakarsanız bunlar ofansif oyuncu. Dikkat ederseniz bu oyunu oynayan takımlar buradaki oyuncuları genellikle savunma ve hücum yönleri eşit oyuncular seçiyorlar. Ama bunlar çok ofansif oyuncu.
Onun için Galatasaray AZ'nin bir 20-25 dakikalık bölümünde çok geçiş yedi. Hatta skor Galatasaray'ın aleyhine açılabilirdi. Ama oyunun ikinci yarısında da bir oyun var. Onu da farklı değerlendirmek lazım. İkinci yarı daha iyi oynadı zaten. İşte onu söyleyecektim. Orada da Galatasaray oyunu AZ'nin sahasına yıktı. Pozisyonları buldu. Yani kazanabileceği de bir oyun da oynadı. Şimdi gelelim Eyüp maçına ki Eyüp'ün çok eksiği var. 8-9 tane herhalde evet. Eksiği var. Ama Eyüp'ün şöyle bir özelliği var. Eyüp Galatasaray'ın bu ligde zorlanabileceği 3-5 takımdan birisi. Hatta 5 çok iddialı olur. 3 takımdan diyelim. İşte Samsun'u söyleyebiliriz. Göztepe'yi söyleyebiliriz. Eyüp'ü de bunların içine sokabiliriz. Çünkü Eyüp belli bir planı olan, bölgelere ayrılmış savunma yapabilen ve atak çeşitliliğini düşünüp uygulamaya çalışan bir takım. Ve oyuncu kalitesi olarak hakikaten topu ayağında tutabilen bir takım. Ama tabii bu eksiklerle beraber Okan Hoca Galatasaray'ın bu özellikle geçiş yediği zaman çok problem yaşadığını mutlaka düşünecektir. Bir, iki, duran top organizasyonunda etkinliğini de düşünecektir. Bütün bunlara ya önlem alacaktır ya da çözüm üretecektir. Tabii burada yine en önemli konu, yine aynı şeyden dem vuruyoruz. Çok doğru da mı bilmiyorum ama Eyüp Spor'un eksikleri çok önemli. Yani oynayacağı oyunu çok etkileyecek özellikle eksikler. Özellikle Ahmet Kutucu. Yani Ahmet çok fark yaratan bir takım, oyuncu. Kesinlikle. Hatta milli takımı son dönemde aday kadrosuna da çağrıldı. Çok etkili bir oyuncu. Oyunun içerisinde bazen görmüyorsunuz. Bir çıkıyor, bir vuruyor, bir sıfır yapıyor, oyunu çözüyor. Aynen. O yok. Ama Galatasaray bilindik bir oyunu var. Yani ne oynadığını bilen var. Tabii burada şöyle bir değişiklik yapılabilir mi? Macar milli takımda Salahi zaman zaman burada da kullanılıyor. Yunus'un yine bu mevkide oynamışlığı da var. Buraya alıp oyunun içerisinde en azından burada bir değişiklik sağlanabilir mi? Başka... Hocam o noktada bir şey ekleyebilir miyim? Buyur. Bence bu dizilişteki en büyük problemlerden bir tanesi şu. Şimdi önde Galatasaray'ın 6 tane oyuncusu var şu anda. Evet. Ve rakibi de düşünecek olursak Galatasaray 30-35 metrede oynamaya çalışıyor. Rakibin de orada dörtlü savunması artı önde 2 tane oyuncusu var. Yani 12 tane oyuncuyu biz 30-35 metrekarelik bir alanda göreceğiz yarın. Ha, çok dar bir alanda. Burada sıkıntı şu. Mesela burada kanat beklerin oyunu açması gerekiyor. Evet. Yani oyunu genişletmesi gerekiyor. Ki bu dizilişte yani. Evet. Şimdi Şalay çizgiye basan bir oyuncu değil. Evet. Zaten ben, ters ayaklı bir oyuncu. Ben de onu söylemek için. Evet. Yer değişikliğini. Yunus evet. Eğer orada oynarsa, oyunu açarsa, genişletirse, Barış da genişletirse evet. Ama mesela Bodrum maçı, rakip kırmızıyı görene kadar bu sıkıntı yaşadı Galatasaray. Çok sıkıştı oyun. Şalay çizgiye basmadı. Barış çizgiye basmadı. Ne oldu? Evet. Dar bir alanda 12-13 tane oyuncu boğuşmak zorunda kaldı orada. Çözmekte zorlaşıyor tabii. Çok zorlanır orada. Tabii burada Sanchez'in burada tercih edilmesi sebebi Türkiye Ligi'nde çok tercih ediliyor. En birinci sebebi Sanchez'in burada alan daraltma oyuncusu olarak bunu çok iyi yapıyor. Diğer Avrupa Kupası maçlarında rakip takımın kenar oyuncuları göz önüne alınarak Sanchez'i sağ tarafta hoca oynatıyor. Ama burada Sanchez'i zaman zaman bence gerek kalmadığı zaman biraz daha öne çıkarabiliyor. O da şu anlama geliyor. Sanchez çıktığı zaman Saray'la Torreira da biraz önü sıkıştırıyor. Senin dediğine geliyor. İş mesafe daralıyor. Evet. O zaman Galatasaray bu oyunu hem ekonomik oynuyor hem bu oyunu biliyor. Dar alanda nasıl oynayacağını. Aynen. Çünkü oyuncular arasındaki uyum diğer takımlara nazaran Galatasaray'da hat safhada. Çünkü en az bir arada oynayan oyuncu sayısı 2 yıldır falan herhalde 8-9 kişi var. Doğru. O yüzden avantajı var. Ya sonuç itibariyle genel anlamda favori Galatasaray. Bir dönüş, Avrupa dönüşü ben sorun yaşayacağını tahmin etmiyorum. Galatasaray'ın galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, size yerinizi alırken. Teşekkür ederim. Galatasaray'ın riskli bir oyun oynadığını düşünüyor musunuz? Evet, bu oyun zaten o riskleri barındırır her zaman ama. Çok fazla hem de.
Yani hocamın dediğine ben de katılıyorum. Ya Osimhen ve Batshuayi'nin asla bir çift forvet olarak oynamasını kabul edemeyiz. Orada mesela Osimhen'in partnerinin en uygun isim bu kadroda Mertens bence. Ya onunla beraber iyi bir partner oluşturabilir. Batshuayi de hani Fenerbahçe'deki oyununa baktığın zaman yani ana 11'de çok böyle sana katkı sağlayacak bir oyun ortaya koymaz ama oyuna sonradan girdiğinde hakikaten seni bir yere taşıyor, götürüyor. Dolayısıyla yani Okan Hoca'nın stoper anlamında baktığın zaman oradaki rotasyonu da çok daraldı. Değil mi? Kaan sakat. Evet. Nelson artık devre dışı gibi Nelson duruyor. Nelson zaten hani benim de çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Jakobs belki o bile kullanılabilir orada. O da şu anda belki kadroda olacak ama. Galatasaray'ın orta sahada yani özellikle Torreira ile Sara. Yani Torreira'yı zaten tartışmıyorum ama Torreira tarzı böyle daha kesici bir ön libero'ya da ihtiyacı var. Ve devre arasında o eksikliğini ben tamamlayacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Icardi'nin gidişi de biraz bayağı etkili oldu. Tabii yani ki mutlaka Icardi başka oldu. Bir karakterdi Cüneyt. Yani soyunma odasında da testlerde de mutlaka bir etkisi olmuştu o ama. O hem oyunu çok etkiliyor. Aynen. Hem oyunu çok iyi bilen bu. Evet. Şu bence enteresan. Dünyada bu sistemi, bu oyuncularla, bu oyuncu profilleriyle oynayan ikinci bir takım yok. Çok ofansif oynuyor. Neden bunu söylüyorum? Dünyada şu an üçlüyü oynayan en iyi iki tane takım kim? Inter ve Bayer Leverkusen gibi duruyor şu anda. Atletico'yu da diyebiliriz. Yani. Dönem dönem dörtlüye dönebiliyor. Dönüyor. Şimdi mesela Inter kimi oynatıyor orta alanda, kenarda? Di Marco, bek çıkışlı bir oyuncu. Dumfries, bek çıkışlı bir oyuncu. Leverkusen'de kim oynuyor? Grimaldo. İtalya milli takımında vazgeçilmiş. Bek çıkışlı, Frimpong. O biraz hücumcu gibi duruyor. Şimdi orada zaten dengeyi oynuyorlar evet, dediğin gibi. Şalay, Barış, Yunus. Yani bu tür oyuncularla bu oyunu oynamak üstüne üstlük. Bir de önde Mertens'le bu oyunu tabii oynamak çok riskli bir iş. Şimdi Tottenham maçında bu riskleri aldı Galatasaray. Çok iyi bir oyun. Ama çok daha düşük seviye bir takım Alkmaar. Çok kötü bir oyun ilk yarıda. Niye? Ama fizik kalite olarak bence çok zorladı. Olayın sıkıntılı noktası şu. Bu riskli oyunu... Bir de savunmayı oyunu, hiç öne çıkartmadı. Bu riskli oyunu oynayabilmek için %100 derecede odaklanma ve konsantrasyon gerekiyor. Çünkü Galatasaray savunmayı öne çıkardığı zaman rakiplere karşı eğer orada %100 bir mücadele, enerji, konsantrasyon yoksa problem yaşıyorsun geçişlerde. Onur, bu oyunun en büyük riski atak sonuçlandıramadığın zaman. O zaman geri dönüşü oluyor. Aynen, yani eğer atak nerede sonuçlandıramadın bölge olarak, rakip kaleye yakınsa geçiş yeme şansın azalıyor. Ama orta sahadaki kaptırdığın toplarda çok çabuk geçiş yiyebiliyorsun ki AZ maçının 20 dakikasında bu çok net oldu. Sara kaptırdı, hatırlıyor musun? Evet, Sara pası verirken. Torreira kaptırdı, aynen. Hatta foul yaptı. Yani orta sahadan geçiş yemekle rakip ceza sahasından geçiş yeme mesafe olduğu için önlem alma şansın ikisinde daha aynen farklı. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama şu da var hocam. Yani mesela Galatasaray'ın Tottenham maçını ben canlı izledim. Oradaki odaklanmasıyla Alkmaar maçının ilk yarısındaki odaklanması aynı değildi. Ha, şu aynı olabilir. Nasıl olsa sağlamıyor kazanırım. İşte acaba öyle mi çıktı hocam? Başka bir sistem onu kaldırabilir ama bu sistem onu kaldırmıyor. Ya bu kadar riskli bir oyunda. Yani her takıma karşı da üçlü oynamazsın be hocam yani. O ya zaman mecburiyet ama. Galatasaray şöyle Avrupa Ligi'nin işte, Avrupa Ligi'nin en fazla gol pozisyonu üreten ve gol atan takım. Evet, en fazla deneyen, arayan takım. Yani o yüzden bir de Okan Hoca'yı biliyoruz. Yani bunu oynatıyor Okan Hoca. Okan Hoca'dan ya hocam bu oyundan vazgeç gel biz geçiş oynuyoruz desen kabul diyemeyiz, etmez. Tabii ki. Zaten Galatasaray'ın genlerine de uygun değil. Aynen. O yüzden bu oyun riskli bir oyun dediğine %100 katılıyorum. Fazlasıyla. Yani çok gol pozisyonuna girebilirsin, yiyebilirsin ki zaten Galatasaray'ın maçları tabirine üst mü bitiyor diyorlar. Hani üst bitiyor. Aynen. Ben hiç bilmiyorum. Yani öyle. E tabii şimdi kaç bitti? 3-2 bitmedi mi Tottenham maçı? Tottenham maçı 3-2. Elfsborg maçı 4-3. Yani son maç 1-1 bitti. Ama yani bu maçı İnsanlar satın alır, izler. Ben de dahil olmak üzere. Heyecanı seviyoruz tabii evet futbolda. Heyecan demişken bugün de önemli maçlar vardı. Bu hafta da önemli maçlar var. Bir alt sıralara da bakalım istiyoruz. Programı bir kez daha getirelim ekranlara. Eyüpspor'la karşılaşacak Galatasaray. Bunun dışındaki
maçları da beraber bir göz atalım. 16'da Çaykur Rizespor ve Leona Kayserispor maçı var. Pazartesi gününde biliyorsunuz Atakaş, Hatayspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep maçları var. Bunlar oynanacak maçlar. Bugün oynanan bir maç var, çok enteresandı. Rams Başakşehir 4, Göztepe 1. Futbolda böyle bir oyun işte. Evet. Hani eğer bu yayından bu maç oynanmamış olsaydı bugün, yarın oynanacak olsaydı, evet, size sorsaydı favori kim diye, Başakşehir'de yani çıkmazdı değil mi? Ben kendimi dahil edeyim. Ben... Evet. Sürpriz mi sonuç? Göztepe derdim. Sürpriz ötesi. Yani evet. Beşiktaş'a karşı oynadığı futbolda düşünerek. Sadece skor demiyorum, bakın oynadığı futbolu düşünerek. Başakşehir'in son Avrupa maçı. Evet. Yani. Düşüşte olan bir takım. Bakalım rakamlarına ne yapmış Başakşehir. Enteresan bir maç gerçekten. 13 şutu var. 7'si isabetli. 9 şut pası. 28 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. 4 gol de geliyor hem bu isabetli. Hem oyunu domine etmiş hem skoru. Evet, Göztepe'nin 6 şutu var. 2'si isabetli. 1 gol. Yani. Öyle görünüyor. Hayır, belki de bu maçı kaybetse Çağdaş Hoca'nın da geleceği ciddi tartışılıyordu. Evet. Başakşehir ıncını Göztepe'den çıkarmış. Öyle bir şey olmuş yani. Hocam başlığı attı gazeteye. Aynen. Hocam geç oldu, bastık gazeteyi. Bir sonraki abi. Aynen artık yani. Bundan önceyi de kutlayalım. Hani öyle bir takımı, hani moralli olarak düşüşteki bir takımı toplayıp bu skora ulaşmak da... Kolay değil. Oyunda bunlar var sevgili Cüneyt. Ne kadar güzel özetti. O zaman ben yerim. Bu lafı bir yerden hatırlıyorsun değil mi? Oyunda bunlar var. Yani... Çağdaş Hoca'yı ben beğeniyorum ama son haftalarda hakikaten çok enteresan sonuçlar aldı. Bir de böyle sürekli deniyor. Her maç bir şey deniyor. Bir bakıyorsun bekler stoper oluyor. Şeyler bekler stoper oluyor. Stoperler orta saha oyuncusu oluyor bir maçta. Bir şey yaptı geçen sene mesela. Sağ beki solda, sol beki sağda falan kullandı. Böyle değişik. Ters ayaklı bek kullandı. Bir de yani bunu niye yaptığını da anlatıyor aslında. Aynen. Hani evet. Niye evet. Denediğini, niye yaptığını, ama beklerin stoper olması biraz tuhaf gelmişti bana. Avrupa maçında yaptı onu bundan önceki. Burada kıymetli olan bence rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 28. Çok yüksek. Bence evet. Çok yüksek. Yani. Bir de Göztepe hocam, hani bir kez evet. Daha altını çizeyim. Ya oyun bazen öyle bir noktaya gelir ki hani önleyemezsiniz bazı şeyleri ama istatistikler şunu gösteriyor. Oyunu da domine etmiş Başakşehir. Evet. Yani bu sezon Göztepe'ye karşı en dominant oyun büyük ihtimalle oynanan. Ne bunu Beşiktaş yapabildi, ne Fenerbahçe yapabildi. Ya, Trabzonspor Trabzonspor hiç yapamadı zaten. Trabzonspor'a karşı eksikti de gösteriyor. Evet. İnanılmaz. Enteresan bir skor kesinlikle. Ben hatta gördüm, inanamadım bir anda yani. Dedim herhalde hata mı verdi acaba sistem, ne oluyor falan dedim yani. 4-0'dı o zaman baktığımda. Aynı saatte başlayan maçlar olunca böyle işte evet. O maçı sayılarla takip ediyoruz. Keşke gün içine yayılsa maçta. Keşke. Yani 1'de oynansa, 3'de, 5'de. Vallahi burada Samsun'u, Göztepe bugün yenilse de şey değil ama Samsun ve Göztepe iki kulübü de tebrik etmek lazım. İstikrar açısından tebrik evet. Etmek lazım ki Samsun'un hala tahtası kapalı ve oynadığı oyun muazzam. Samsun bir başarı hikayesi ben yazıyor. Ben biraz baktım maça. İki tane kaçan golleri gördüm evet, hocam Dimat'tan. Evet, çok net ya. Yani onlar inanılmazdı. İlk yarı fena değildi ama ikinci yarının başında çok gol yediler. 47'de falan. Orada çözüldü evet. İş. Bodrum'un sıkıntısı pozisyona girmekte Cüneyt. Çok... Ama Galatasaray'a karşı daha farklı bir Bodrum var. Ya yine daha pozisyona giremedi orada. Tabii o da bir de büyük maç ama... Ya o maçta da bakma Galatasaray 3-4 tane net pozisyon kaçırdı. Şeyin Hakim Ziyech'in Osimhen'in kaçırdıkları biraz yani Volkan Hoca'nın işi zor. Öyle gözüküyor. Yani kadro kalitesi anlamında herhalde ligin en sıkıntılı takımlarından bir tanesi tartışması. Yani zaten Antalyaspor'un hemen hemen bütün eski oyuncuları o evet. Antalya Spor toparladı bu ara 4 maçta. Adana Demirspor, Konya Spor maçta enteresan bir maçtı. Daha rahat bitmesi bekleniyordu değil mi? Yalnız Adana Demirspor yani maçı... Bir gol de hani enteresan bir gol evet. Kazandı Konya Spor. Yan top işte kafa vurdu arka direkt. Evet. Kaleci belki bıraksaydı oyuncu Adana çıkaracaktı. Adana Demirspor diyordunuz. Üzücü. Ya hem üzücü yani şeyine de baktım, maçı da izledim ben. Oyun olarak da yani ortaya çok ciddi anlamda bize
bir şey vaat etmiyor şu an için. Hoca değişikliği de oldu ona rağmen. Ama çok sıkıntı yani. Kasım ayının ortasındayız. Ligin bence bir düşeni belli. Evet. Bir de 2-2 belli. Yani çok sağlıklı evet. bir şey değil bizim ligimiz açısından. Heyecanı azaltıyor tabii. Kesinlikle. Heyecanı azaltıyorsun. Yani o yüzden işte dediğim gibi hiç ceza alan takım var mı finansal fair play'den Türkiye'de? Türkiye Futbol Federasyonu. Bu sezon federasyonu verdiği mi diyorsun? UEFA'nın verdiği mi? Türkiye Futbol Yok, Federasyonu. Canım. Habire limitleri artırıyorlar işte. Esneklik yapıyorlar limitlerde. Ama hiçbir takım ceza almıyor. Oysa ki çok ağır yaptırımları falan da vardı. Yani Adana Demirspor'da öyle bir transfer coşkusundan şimdi düştüğü noktaya bakıyorsun. Yani Allah korusun da Bursa Spor ve Eskişehir Spor'u hatırlatıyor. Evet ya kesinlikle. Balotelli gibi bir oyuncu geldi mesela yani. Yani hızlı bir düşüş olacak ya. Seyirci de yoktu sadece bugün. Sadece Süper Lig'den düşüş. Eskiden normal. Onlar da geliyordu. Evet. Evet, bir de şimdi onlar da geldi. Camiası da olan bir takım yani. Şimdi Göztepe de düştü ama küllerinden doğup yeniden geldi. Samsun da düştü. O da küllerinden doğup yeniden geldi. Adana Demirspor yönetimi bizde çok rol olabilecek bir yönetim tarzı değil zaten. Yani yıldız oyuncular sürekli yüksek maaşlar. Mesela Göztepe doğru model. Örnek model Göztepe'nin yönetimi. Ama lig kalitesi açısından çok işte sıkıntı. Düşen takımın bu kadar belli olması. Bir de acayip derecede borç var. Tabii bunlar nasıl ödenecek, ne yapılacak? İşte Bursa yeniden küllerinden doğmaya çalışıyor. Hakikaten muhteşem bir taraftarıyla beraber. O da yukarıya doğru inşallah en kısa zamanda gelir. Cüneyt, senin de doğum günündü. Evet, 40. yaş günü. Geçti artık ya. Yolu bastı kapı. Ben kutladım yani sosyal medyadan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür kutladım. Ederim. Seni severim. Abdullah Hocam da Onur da kutladı. Mutlu yıllar. Özel bir insansın. İzleyicilerimize de teşekkür edeyim. Puan cetvelini hatırlatalım. 37. yaş günü kutlu olsun. Keşke 37 olsa diyeceğim ama her yaşın ayrı bir güzelliği var gerçekten. Hani benim gibi yaşlananlar üzülmesin. Önemli olan sağlık. Her şeyin başı sağlık. Cüneyt'ciğim yaş alıyorsun. Çok teşekkürler. İkisinin arasında fark var. Çok teşekkürler. Galatasaray 34 puanla zirvede. Fenerbahçe 29 puanla takip ediyor. Samsun Spor da 29 oldu. Puan cetveli o açıdan önemli ve Fenerbahçe'nin tabii maç eksiği var, onu belirtelim. Ama şu anda yakalamış durumda. Eyüp Spor'da Galatasaray maç öncesi 22 puanla 4. sırada. Beşiktaş 5. Göztepe 6. sırada. 7. Rams Başakşehir, 8. Sivas, 9. Konya Spor. Maçlar eksik olduğu için puanları evet. okumuyorum ama sıralama enteresan. Bir de 2. sayfaya bakalım. Maçlar tamamlandığında haftayı daha net değerlendirmiş olacağız. Burada da düşme hattına dikkat çekersek Alanya Spor aslında bugün önemli bir galibiyet evet. almış oldu Trabzonspor karşısında. O da düşme korkusu yaşıyordu. Puanını 14 yaptı ama Verliona Kayseri Spor, Bodrum Futbol Kulübü, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor arasında hani düşme mücadelesi geçecek gibi duruyor. Hani buna Alanya Spor, Kasımpaşa, Gaziantep'ten bir takım dahil olur mu? Onu da ilerleyen haftalarda göreceğiz. 4 takım olması sıkıntıya sokuyor bence tabii işleri. Bence Selçuk Hoca Gaziantep'i toparladı sevgili Cüneyt. Evet. İyi bu sezonu, sezon başındaki oyununu düşününce hani yine böyle oradan esas yırtan kim biliyor musun Cüneyt? Antalya Spor. Evet, 4 maçta 3 galibiyet. Evet. Yok, 4 maç 3 galibiyet bir beraberliği evet. var. 10. sıraya kadar yükseldi. Tabii. İlk sayfayı tekrar bir görebilir miyiz? 12 Önemli puandı galiba 1 ve 4 arasındaki fark. Yarın daha ayrıntılı bakacağım ben ona. Avrupa'nın herhangi bir liginde şu anda 1. ve 4. arasında 12 puan fark var mıdır emin değilim. Belki Portekiz'de vardır. Onun dışında hiç zannetmiyorum. Ya çok Kasım ayı ortasında çok büyük bir fark 12 puan fark. İşte Eyüp Spor da iyi gidiyor bu arada ya ona rağmen. Ligimizin kalitesi diyerek noktayı koyalım o zaman bu şekilde. Abdullah Hocam, evet. Ulaş ve Onur çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Keyifli program oldu. Günün başına dönerek bitireceğiz yine. Bir maç sonuna gideceğiz. Alanya'ya uzanacağız bir kez daha. Takım oyununda sonuna geliyoruz. Bu akşamlık takım oyununu noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.